Evet, Kırıkkale Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Refik Yaslıkaya ile bir seçime daha giderken Türkiye'de yerel yönetimleri konuşacağız. Evet, kamu yönetimci Refik Yaslıkaya arkadaşımız, Liberal Düşünce Topluluğu'nun neredeyse 30 yıla yakın arkadaşı, Evet, lisans aynen. öğrenciliğinden itibaren birlikte büyüdük. Aslında kendisinin geniş ilgi alanları var. Siyaset teorisinden başlayarak akademik hayatına yöneldi. Ancak son dönemde yerel yönetimlerin verimli çalışmasına dönük epey çalışması oldu. Sağ olsun Liberal Düşünce Kongresi'nde de iyi bir sunuşu ile ve daha önce YouTube programımızda da büyük şehir yönetimine ilişkin bir sunuşu oldu. Bunlar gerçekten önemli referans kayıtlar oldu. Biraz daha böyle spesifik olarak böyle tabii popüler seçim üzerinden konuşacak değiliz tabii. Evet. Adaylar üzerinden böyle spekülatif konuşmalar daha popüler olabilir ama mevzuyu tabii daha farklı nasıl bakabiliriz? Ademi merkeziyetçilik her bakımdan liberal demokrasinin, etkin bir demokrasinin çalışması açısından Evet. prensipte değerli. Hem teorik olarak dünyada işte genel olarak ademi merkeziyetçilik ve yerinden yönetim ilkesi nasıl gelişti, nasıl bir daha böyle verimli yönetim açısından kavramsallaştırması nasıl oldu? Fiilen de bizim idari hukukumuz, ondan sonra yapılan son dönemdeki yeni reformlarla da beraber yerinden yönetim Türkiye'de iyi işliyor mu? Alternatifleri de var mı? O alternatifleri zarar mı veriyor? Hocamızın yönelttiği alt sorular da var. Evet. Demokrasi için vazgeçilmez mi? Yoksa sisteme bir yük mü bu yerinden yönetimler? Bize böyle ufuk açıcı bir perspektif verecek diye düşünüyorum. Buyurun. İnşallah. Şimdi aslında Özlem'le biz alt başlıkları pek konuşmamıştık ama Özlem'in neredeyse benim hani hazırlığımı bilerek konuşuyormuşçasına çok net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi akademisyen olunca bir tabii şey var, bir arıza var şeyde kökende. Bir miktar akademik bir bakış açısı oluyor ama ben bir miktar onun dışına çıkmayı da arzu ediyorum. Onun için yaklaşık bir 35-40 dakikalık bir sunum. Arkasından da sorularınızı da mümkün olduğu kadar açmak istiyorum konuyu. Şimdi yerel yönetim dediğimiz şeyi yine tipik akademisyen sıkıntısı ya da mesleki deformasyon gereği biz severiz ya böyle tanımları. Öyle bir şeyle başlayayım. Çünkü bizim yerel yönetim derslerinde falan ısrarla vurguladığımız bir şey var. Elimizde bir sağlam bir tanım var ve bu tanım birçok noktada ufuk açıcı ve birçok noktada onun üzerinden gidiyoruz zaten. Biz genellikle şöyle tanımlıyoruz yerel yönetim dediğimiz şeyi. Belli bir coğrafi alanda yaşayan yerel bir topluluğun, bu bir yöre olur, belde olur, vesaire olur, il olur, ilçe olur, bir büyük şehir sınırı olur. Belli bir coğrafi alanda yaşayan yöre halkının ya da yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşamaları nedeniyle, burada bir gerekçe var. Bir arada yaşamaları nedeniyle onları en çok ilgilendiren konularda ki bizim anayasal düzenimiz açısından bu mahalli müşterek ihtiyaç kavramıyla anlatılır. Onları en çok ilgilendiren konularda hizmet etmek üzere kurulan karar organları, kimi durumda da yürütme organları seçilerek, yöre halkınca seçilerek göreve getirilen. Burada demokratik bir kurum vurgusu özellikle yapılıyor. Karar organlarının seçime gelmesi dolayısıyla. Merkezi idare ile aralarında bir özellik ilişkisi bulunan kamu tüzel kişisi olarak tanımlıyoruz. Ve bu kavram, bu tanımlama aslına bakarsanız pek çok şeyi beraberinde açıklıyor. Ben bunun içerisinde şeyle beraber bu konuşmanın içerisinde doldurmaya çalışacağım. Ama bu kavram temelde iki vurgu yapıyor. Bir, karşımızdaki kurum temel kamusal hizmetlerden yerel kamu hizmeti diyebileceğimiz hizmetleri yürüten bir kurum yerel yönetim. İkincisi de bir demokratik yönetim yapılanması. Yani esas vurgu iki temel boyutta. Ve bu açıdan bakıldığında Türkiye'de
3 tane temel yerel yönetim kurumu var. İl özel idaresi, belediye. Ki bu belediye başlığı altında büyükşehir belediyelerini de sayabilirsiniz. Yani ya da belediye ve büyükşehir belediyeleri diyebilirsiniz ama aynı sırada yer alır ikisi de. Ve köy yerel yönetimleri. 3 tane. Özel idare, belediye ve köy. Dördüncüsü yok. Mesela akla gelir mahalle nedir falan. Mahalle bir yerel yönetim birimi değil. Bizim ilgili kanunlarımızda komşuluk birimi diye tanımlanıyor. İşte şeyler arasında, mahalleler arasındaki ilişkileri yürüten idari bir birim ama komşuluk birimi. Vurgu mahalleliğe yapılıyor. Şimdi aramızda kamu yönetiminden gelenler var, dışarıdan gelenler var, başka bölümlerden ya da eğitimi bu olmayanlar var. Şimdi bizim idari yapılanmamızın içerisinde bu yerel yönetim birimleri, yani özel idare, belediye, köyün sayıları açısından bir ilginç bir durum var. Onu ya da farklılıklar var. Onları önce bir belirteyim. Türkiye'de 81 tane il var. Dolayısıyla 81 tane belediye, il belediyesi var mıdır? Evet, aslına bakarsanız 81 ilin belediyesi var. Bunların 51 tanesi normal il belediyesi. Ki bunlar 5393 diye adlandırdığımız bir kanunla yönetiyorlar, o sayılı kanunla. 30 il ise büyükşehir statüsünde, onlar da 5216 sayılı kanunla yönetiliyorlar. Dolayısıyla 81 ilin 51'i normal il, 30 tanesi de büyükşehir. Dolayısıyla büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyeleri var, il olan yerlerde de il belediyeleri var. Bunlar hukuki olarak birbirlerinden tamamen farklı. Büyükşehri biliyorsunuz işte, bir büyükşehir meclisi vesairesi var ama illerde ilin tamamından sorumlu böyle bir yapı belediye düzeyinde yok. Türkiye'de toplam ilçe sayısı 922. Bunlar son rakamlardır. Dolayısıyla il belediyesi sayımız demin de söylediğim gibi 51. İlçe belediyesi sayımız 403 tane. Büyükşehirlerin sayısı 30. Büyükşehir ilçe belediyelerinin sayısı 519. Bir de Türkiye'de 51 il belediyesi yanında 51 tane de özel idare var. Daha doğrusu şöyle diyebiliriz, il belediyesinin olduğu her yerde aynı zamanda bir de ilin özel idaresi var. Büyükşehir olan yerlerde 2012 yılından beri, daha doğrusu fiil uygulama 2014'ten beri öyle diyelim, büyükşehir olan yerlerde il özel idaresi dediğimiz yerel yönetim birimi yok. 390 tane belde belediyesi dediğimiz beldeler var, bunlar ilçelerin daha altında. Toplamda 32.244 tane mahalle var tüm Türkiye genelinde ve 18.263 tane de köy var. Mahalleler az önce de söylediğim gibi yerel yönetim birimi değil, köyler bir yerel yönetim birimi. Bunlar kabaca rakamlar. Kabaca değil, daha doğrusu net rakamlar bunlar. İçişleri Bakanlığı'ndan alınma dün itibariyle resmi rakamlar. Şimdi bu özel idare... İl Genel Meclisi'nden oluşan, karar organı İl Genel Meclisi olan bir yerel yönetim birimi. Belediye, karar organı belediye meclisi olan, başkanın yürütme organı olduğu bir yerel yönetim birimi. Köy, köy ihtiyar heyetinin karar organı olduğu, köy muhtarının yürütme organı olduğu bir yerel yönetim birimi. Ve biz seçimlerde oy kullanırken bulunduğumuz yere göre farklı birimler için oy kullanıyoruz. Eğer bir örneğin Ankara'daysanız, bir büyük şehrin içerisinde yaşıyorsanız, ki bu büyük şehrin mülki sınırının tamamıdır. Yani Ankara'nın Kalecik'inde de olsanız, Bağlayası'nda da olsanız, Çankaya sınırlarında da yaşasanız fark etmiyor. Örneğin Çankaya'nın Maltepe, Anıttepe mahallesi içerisinde şurada oturuyorsanız eğer, kimler için oy kullanıyorsunuz? Çankaya ilçe belediye başkanı için oy kullanıyorsunuz, bir. Çankaya ilçe belediye meclis üyeleri için oy kullanıyorsunuz, iki. Mahalle muhtarı için oy kullanıyorsunuz 3, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için oy kullanıyorsunuz 4. Dolayısıyla 31 Mart seçimlerinde Ankara'da oturanlar önlerinde 4 sandıkla karşılaşacaklar. Normal büyükşehir olmayan bir ilin, örneğin Çankırı'nın merkezinde ya da Çankırı'nın Ilgaz ilçesinin ilçe merkezinde oturuyorsanız, bakın il ve ilçe merkezinde oturuyorsanız yine 4 sandık var. Ama buralarda büyük şehir yok. O zaman ne için oy kullanıyoruz? İlin ya da ilçenin belediye başkanı, ilin ya da ilçenin belediye meclis üyeleri, oturduğunuz mahallenin muhtarı artı, demin de söylemiştim 51 tane özel idare var ve bunlar büyük şehir olmayan yerlerde diye, il özel idaresinin il genel meclis üyeleri için oy kullanıyorsunuz. Orada da 4 sandık kullanıyorsunuz. Peki,
köylerde oturuyorsanız ki 18.263 tane olan köyde oturuyorsanız ki bunlar büyük şehirde olamaz. Büyük şehirlerde köy yok. 30 büyük şehirde eskiden sosyolojik anlamdaki köy olan yerler bugün mahalle. Dolayısıyla orada köy muhtarlığı sistemi yok. Onların hepsi mahalle. Bir Çankırı'nın Ilgazili Hacı Hasan köyünde oturan herhangi bir Ahmet dayı o kim için oy kullanacak? Köyündeki muhtar ve ihtiyar heyeti, onlar aynı sandıkta kullanacak muhtar ve ihtiyar heyeti için ve kendi ilinin il genel meclis üyeleri için. Dolayısıyla onun önüne iki sandık konacak. Örneğin Çankırı'yla Ilgaz ilçesi Hacı Hasan köyünde oturan birisi Ilgaz Belediye Başkanı için ya da Çankırı Belediye Başkanı için oy kullanmaz. Şimdi bizim konunun, bugün anlatacağımız konunun birinci boyutu neden gereksiz bir yük gibi gözüküyor meselesiydi. Bununla ilgili aslına bakarsanız fiili bir durum yok. Sadece algı var. Ve bu algıyı destekleyen argümanlar var. En büyük şeylerden bir tanesi de şu. Şimdi bir büyük şehrin gerekliliği gereksizliği üstüne, hatta il belediyesinin gerekliliği gereksizliği üstüne çok büyük bir tartışma yok. Yeri geldikçe onlar da dile getiriliyor. Yani işte bunlar belediyeler yaptıkları bir şey yok. İşte aynı işi başka kurumlarda yapabilir. Bunların var olmasına neden gerek var? İşte ilçe belediyesi zaten başkanı görmüyoruz, şunu tanımıyoruz vesaire. Birimler küçüldükçe gereksizlik algısı artıyor. Bunun en büyük şeyi, sebeplerinden bir tanesi şu. Şimdi seçimlerde önünüze 4 tane sandık konuluyor ve her birinde birilerine oy veriyorsunuz. Örneğin Ankara'da işte Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları. Ortalama bir vatandaşın kafasındaki algı şu. 4 sandıkta 4 farklı türden adamı besliyorum. Ya da onların maaşını ben veriyorum. Ya da işte bütçeden onlara para ödeniyor. Bir en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani sürekli olarak işte kamusal kaynakların bunlara aktarıldığı, bunlara her kişiye, seçtiğiniz her kişiye maaş ödendiği düşünülüyor. Öncelikle söyleyeyim böyle bir durum yok. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın evet bir maaşı vardır. İlçe Belediye Başkanı'nın evet bir maaşı vardır. Belediye meclis üyeleri ya da il genel meclis üyeleri maaş almazlar. Onlara katıldıkları toplantı başına huzur hakkı denilen bir para ödenir. Mahalle muhtarlarının ve köy muhtarlarının bir maaşı vardır. Asgari ücret düzeyinde bir para veriliyor kendilerine. Ve kabataslak şöyle bir şey yapılıyor. 18 bin köy muhtarı, onun üzerine işte yaklaşık toplamda 32 bin mahalle muhtarı, 50 bin çarpı 17 bin artı brütünden hesaplarsanız devasa bir rakam çıkıyor ve şu söyleniyor. Bunlara ne gerek var? Birinci boyut, dediğim gibi esas hani bu paranın korunması kaygısı, yani bu kadar parayı ödememize gerek var mı? Ve bu algı ya da bu yanlış algı diyelim en çok muhtarlık seçimleri için geçerli. En çok orada karşınıza çıkıyor. Herkes diyor ki artık dijital bir ortam var, işte e-devlet var, CİMER var, şu var, bu var. Bir mahalle muhtarına ne ihtiyacım var? Niye ona ayda bu kadar parayı ödüyorum ben? Çünkü bütçeden ödeniyor, öyle ya da böyle bizim cebinden çıkıyor. Burada şöyle bir şey var. Bir algıda hata diyebileceğimiz bir karışıklık var. Muhtarlığa karşı olanlar külliyen hepsine karşı gibi gözüküyor. Oysa mahalle muhtarlığı ile köy muhtarlığı aynı şey değil. Demin de söylediğim gibi mahalle yerel yönetim birimi değil. Artı yaptıkları işler açısından da farklılıklar var. Köy muhtarı ile mahalle muhtarının temel yaptığı işler birbirinden farklı. Yani insanların büyük bir kısmı itiraz ederken ya da bunları gereksiz görürken külliyen hepsini gereksiz görüyorlar. Ve büyük oranda da ya parasal bir bakış açısı var, işte bunlara bir ödeme yapmamızın gereksiz olduğunu düşünüyorlar. Ya da bu işlerin artık E-Devlet üstünde ya da dijital kanallar üstünden daha kolay yapılabildiğini düşünüyorlar. Bunlar kısmen doğru. Yani dijital kanallar üstünden birçok şeyi yapabiliyorsunuz ama muhtarın temel görevi bunlar değil. Yani bir mahalle muhtarının bunun ötesinde yaptığı işler var. Mesela pandemi döneminde şunu fark ettik. Merkezi idare, yeri geldiğinde belediye, o mahallede kimin ihtiyaç sahibi olduğunu, kimin bakıma muhtaç olduğunu, kimin böyle bir kriz döneminde, bir pandemi döneminde evinde hizmet alması gerektiğini bilmiyor. Bunu genelde muhtarlar biliyor. Hoş bazen bilmeyen muhtarlar da vardı. Öyle örneklerle de karşılaştık ama
hani suyu misal değildir derler. Kötü misali vermeyelim. Bu anlamda muhtarlar bir ihtiyaç. Ayrıca başlangıçtan beri tanımlanmış bir şey de var muhtarların göre tanım. Hani mahallenin merkezle olan ilişkisini sağlamak, köy muhtarının köylü devletle, merkezi idareyle ilişkisini sağlamak ve bu görevler hala devam ediyor. Dolayısıyla hani bu kurumlar gereksizdir algısı çok gerçekçi değil. Bunların her birinin üstünde saatlerce konuşulabilir ama benim zamanımda olduğu için kısa kısa söyleyerek geçeceğim. Şimdi nüfus arttı, 84 müydü, en son 86'ya mı ne ulaştık? Bir oyun değeri gittikçe azalıyor nüfus arttıkça. Yani benim bir oyunla neyi değiştirebilirim ben? Mesela köyde kolay, köyde 200 seçmenin olduğu bir yerde iki tane aday varsa, işte her biri %50-%50'ye yakın alıyorsa 99'da 101 arasında iki kişi var. Bir kişiyi çektiğinizde durum değişiyor. Orada biraz daha etkili. Ama düşünsenize mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçerken benim bir tek oyumun ne kadar değeri var? Ölçek büyüdükçe ya da yerel seçimin yapıldığı birimin kapasitesi, nüfus kapasitesi büyüdükçe bir oyun o kişiyi seçtirebilme etkisi azalıyor. Doğal olarak da erişim artık daha zorlaşıyor. Ve bunun bir sonucu olarak da bir ilgisizlik de geliyor. Hoş şöyle de bir şey var. Belki bütün komşularımız Avrupa ve Asya coğrafyasında hatta Amerika ile karşılaştırıldığında bile gerek yerel seçimlere gerekse ulusal seçimlere en yüksek katılım oranlarına sahip ülkeyiz. Avrupa'da bildiğim kadarıyla bizim kadar yüksek orana sahip hiçbir ülke yok. Hele Avrupa'da yerel seçimlerde %30'lara kadar düşüyor katılım oranları. Ya bizde hiçbir zaman 80'in, 85'in altına düşmedi. Bu biraz politize bir toplum olduğumuzu gösteriyor ama bizdeki biraz ilgi şeyle alakalı. Biz seçimden seçime oy vermeyi seviyoruz. Mesela ondan sonrasında demokratik bir hak kullanımı olarak yerel yönetime müdahale etmeyi, katılmayı, onun kararlarını değiştirmeyi, etkilemeyi. Bu tarafları bizi çok ilgilendirmiyor. Ve bu da işte gereksiz yük gibi görünmesinin sebeplerinden bir tanesi. büyük şehirler tarafında özel bir sorun var. Büyük şehirlerde aslında bizim gündelik hayatta ihtiyaç duyduğumuz hizmetlerin çok büyük kısmını ilçe belediyeleri sunuyor. Ama parsayı büyük şehir topluyor. Yani biz hep büyük şehrin yaptığını zannediyoruz. Mesela işte büyük şehrin bir çöp depolama alanı var. Biz çöp hizmetlerinin hepsini büyük şehir yapıyor zannediyoruz. Oysa hayır. Akşam Çankaya Belediyesi alıp götürüyor sizin çöplerinizi. Sadece depolama büyük şehrin sorumluluğunda. Ana arterlerin bakımı onlardan sorumlu. Onun dışında mahalle işlerine girdiğinizde her şey ilçe belediyesinde. Ama biz genelde bunu bilmiyoruz. Ve her şey büyük şehirden yapıldığı için kafada da şöyle bir algı var. O zaman ilçe belediyesine neye ihtiyaç var? Sebeplerden bir tanesi bu. Bir başkası buydu. Merkezi idarenin artan gücü bir başka sebep. Özellikle başkanlık sistemine sahip, yani hükümet sistemi başkanlık olan, bizdeki gibi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir başkanlık sistemidir. Bu tür ülkelerde merkezi idare güçleniyor. Yani her yerinde böyle bu. Kamusal kaynaklar merkezi idarede toplanıyor, iş büyük oranda o taraftan yapılıyor falan ve insanlarda da şöyle bir algı oluşuyor. Eğer merkezi otorite, merkezi idare ya da işte başkent bunları yapabiliyorsa o zaman bizim yerel yönetimlere neden ihtiyacımız var? Bu özellikle kamusal kaynak kullanımıyla da alakalı büyük ölçekli yatırım harcamaları merkezi idare tarafından yapılıyor. Yani şimdi siz mahallenizdeki şeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığında ya da İstanbul'da işte bütün tünelleri, altyapıları, şunu bunu çok büyük bir kısmı Çevre ve Şehircilik yaptı diyelim. O zaman şunu sorgularsınız, belediye ne yapıyorsun? Aynı durum başka yerler için de geçerli. Yerel seçimler, evet önemli bir faktör. Özellikle Türkiye'de yerel seçimlere aday olmak ya da bir adayı desteklemek katılımın en önemli şeylerden, araçlarından biri olarak gözüküyor. Ama o da mesela belli bir ölçüde maddi külfetin altına girmeyi gerektiriyor. Paranızın olmasını gerektiriyor. Eğer paranız yoksa yerel seçimlerde de siyaset yapamıyorsunuz. Böyle bir durumda da ortalama sıradan bir vatandaş bir miktar geriye çekiliyor. Bunu aslında genişletebiliriz. Sadece parası olan değil. Yerel siyasette büyük oranda işte örgütlü gruplar, sesi daha çok çıkanlar, daha etkili kitleler,
Bunlar karar alma süreçlerini etkilemeye başlayınca, mesela işte hemşeri dernekleri, başkanlığı ya da meclis üyeleriyle aynı yerden gelenler, aynı kökenden gelenler, ortalama sıradan bir vatandaş açısından yerel siyaset ya da belediye meclisleri ya da yerel seçimler yavaş yavaş anlamını kaybediyor ya da yerel yönetim gereksiz büyük gibi görülüyor. Yine mesela bu adaylık vesaire sürecinde yerel siyasette siyasi partilerin genel merkezleri egemen bir anlayış var. Ya ben Ankara'da işte Çankaya Belediyesi'nde, Çankaya sınırları içerisinde CHP'den diyelim ki şey olmak istiyorum, belediye meclis üyesi olmak istiyorum. Bir sistemin içerisine dahil olmadan öyle kolay olamıyorsunuz. Ya da velev ki işte çok iyi bir birikiminiz var, para da harcayabiliyorsunuz, teşkilatın içerisinde de yer almışsınız, her şeyiniz var, eğitimlisiniz, şehir bölge plancısınız. Hani daha ne istenir sizden? Ama yok işte genel merkez oturuyor, listeyi hazırlıyor, koyuyor, gönderiyor. Ve siz ağzınızda kuş tutsanız oraya giremiyorsunuz. Bu da yavaş yavaş insanları bir miktar o yerele ait olanlar soğutuyor ve doğal olarak da bu kurumlara ihtiyaç konusunda bir negatif algı oluşuyor. Konumun birinci kısmı buydu. Yazık olmuş ya, bayağı bir gözden düşmüş bu yerel siyaset. Aslına bakarsanız öyle ya, bu yeni bir şey değil. Çok uzun bir zamandır devam ediyordu ama bunu ya Avrupa bu şeyden geçti, Amerika buradan geçti. Onlar bir ilerisi aşamadılar şu anda. Yani bizde de muhtemelen hani bu politize toplum olmamız dolayısıyla belki bir miktar daha ilgi devam edecek ama bir miktar sonrasında bizde de sönecek diye düşünüyorum ben. Bence hiç çok fazla şey oldu. Parti içinde o etkin bir siyasi izliyor yani. Tabii. Yani giremiyorsunuz o denklemin içerisine giremiyorsunuz. Şimdi peki bu yerel yönetim kurulları hakikaten hani bu eleştirileri bir tarafa bıraktığımızda gerçekten bir gereklilik mi? Ya da ne tür bir ihtiyacı karşılıyor? Bununla ilgili ben size 20 başlık altında bir yerel yönetim şunları yapar, bunlar açısından da gereklidir diye anlatabilirim. Ama onu tercih etmeyeceğim. Onlardan bir miktar bahsedeceğim ama bir miktar daha böyle o akademik kaygılarla biraz daha böyle ontolojik bir şeye, biraz daha arka plana gidip oradan ilerlemek istiyorum. Şimdi yerelin varlığının gerekliliğini tartışabilmem için yerel olmayanın varlığının ortaya çıkışını bilmem gerekiyor. Yani yereli anlayabilmek aslında merkezi anlayabilmekten geçiyor. Merkez dediğimiz şey işte üniter bir devlet ya da devlet dediğimiz şey. Devlet dediğimiz şeyin varlığını tespit edebilmek için geriye doğru gitmek zorundayım. Geriye ne kadar gideceğim konusunda da ayrı bir tartışma yapılabilir ama genel kabul gören bir yaklaşım var. Bundan yaklaşık işte 7-8 bin yıl önce bugünkü bizim güneyimizde Mezopotamya, bereketli hilal bölgesi, Fırat'la Dicle'nin arası diyor bazıları. Bazıları Akdeniz'den alıyor, Afganistan sınırlarına kadar götürüyor, İndus Vadisi'ne kadar. O aşağıdaki bölge, onu biliyoruz, elimizdeki arkeolojik kanıtlar vesaireler de bunu gösteriyor. İlk devlet, ilk çekirdek devlet, ilk kök hücre orada ortaya çıktı, bunu biliyoruz. Bunu ortaya çıkaran sebep üstünde de bir sürü tartışmalar var. Yine o arkeolojik kanıtlar işte uygarlık tarihi üzerine yapılan çalışmalar vesaireler şunu gösteriyor. Temelde bir sürü tez var ama iki tanesi çok yaygın kabul görüyor. Bunlardan bir tanesi o bu coğrafyada yaşayan insanların doğal afetlerle, örneğin Fırat ve Dicle'nin sel baskınları gibi mücadele edebilmek için ilk örgütlü toplumları bir araya getirdikleri ki bu muhtemelen yani bir yerleşik hayatın içerisinde gerçekleşti. O yerleşik hayatın içerisinde köy toplumundan kent toplumuna geçiş aşamasında muhtemelen ortaya çıktı. Yani birilerinin emir vermesi gerekiyordu. Suyu dağıtalım ya da önüne set çekelim. Bunun için bir örgütlü toplulukta bir yöneten yönetilen, birisinin yap deyip diğerinin de yapması gerekiyordu. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek de ya da ikinci açıklama biçimi. Tarımla beraber artı ürün ortaya çıkınca bu artı ürünün kontrolü gerekiyordu. Bunun için de işte bir kitlenin, bir yönetici kitlenin ürünü nerede depolanacağına, kime ne kadar dağıtılacağına ya da sonraki yıla ne kadar ayrılacağına karar vermesi gerekiyor şeklinde bir yaklaşım biçimi var. İlk çekirdek gördüğümüz işte bu yöneten yönetilen ayrımının belirginleştiği ilk çekirdek aslında baktığınızda bir siyasal karar verme gücü. Yani siyasal çekirdek burası ve özünde de karar verme ihtiyacı var. Sonuçta bu genellikle bir tek kişinin ötesinde toplanıyordu. Bir hükümdar, kral neyse
Ama bu bir miting sonrasında bir örgüte ihtiyaç duyacak. Yönetebilmenin yolu bu. Örgüt. Örgütün en başında da ordu gerekiyor. Asker besleyeceksiniz ya da sizi, içinizi, tebaanızı ya da işte dışarıdan tebaanızın kendi içinde birbirine karşı koruyacak ya da sizi dışarıya karşı koruyacak. Dışarıdan gelen saldırılar da var. Bir ordu besleyeceksiniz. Ordunun ihtiyacı için vergi toplayacaksınız. Vergi için maliye teşkilatına ihtiyacınız var. Maliye teşkilatını kurdunuz. Topluluk var. Orduyla bastırıp sindirebilirsiniz, sorunları çözebilirsiniz ama aralarında yargı dağıtacak bir ekip ihtiyaç var. Bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç var. Hoş başlangıçta bunu tek kişi hallediyordu ama bir müddet sonra bir yargı teşkilatı. O klasik işte sözleşmeci düşünürlerin hani jandarma devlet dediği aralarında adaleti ve güvenliği sağlayacak şekilde ilk basit devlet örgütlenmesi bir siyasal çekirdekle beraber arkasında bir yönetici grubu ve onun bir idari teşkilatını ki bu başlangıçta belki 10-20 idi sonra 100-150 idi sonra 1000-2000 sonra 10.000-20.000'lere çıktı bir yönetici teşkilatı. Çünkü ivme böyle bir şeydir. Kartopunu yukarıdan yuvarladığınızda büyüyerek devam eder. Devlet de harekete geçtiği andan itibaren sonrasında büyüyor ki zaten işte 19'un sonları 20. yüzyılda sosyal devlet dediğimiz şeyle beraber de zirveye çıktı. Devasa bir teşkilat ortaya çıktı. Bu teşkilat bugün hala var dünyanın her yerinde ve bunu teşkilata biz derslerde merkezi yönetim diyoruz. Bu merkezi yönetim eliyle devlet başlangıçta adaleti, savunmayı sağlayabilir. Zaman içerisinde sosyal devletle beraber sağlık hizmeti sunabilir, kültür hizmeti sunabilir, turizm hizmeti, enerji hizmeti, yol yapım hizmeti, yaşlılara huzur evi açma hizmetini sunabilir. Ve bunlar bir merkezi idare için normal, standart, artık kabul edilen, rutin görevler olarak kabul ediliyor. Ama bugün dünya üzerinde baktığımız zaman sadece bu merkezi yönetimler eliyle sunulmuyor bu hizmetler. Aynı zamanda bizim yerel yönetim dediğimiz, hatta biz yerinden yönetim diyoruz, ayrım yapıyoruz içerisinde, başka kurumlar da var. Başka yapılar, bunlar merkezi idarenin, merkezi yönetimin dışında başka yapılar var. Ve bunların içerisinde en bilindikleri de yerel yönetimler. Böyle bir yapıya niye ihtiyaç duyuldu? Hani demin sorduğum soru buydu. Burada aslında şu soruyu sorabiliriz. O oluşan çekirdek, siyasal güç merkezi, arkasından oluşan yönetsel güç, teşkilat. Ne bileyim işte adaletsiz savunmayı sundu, sağlık sundu. Çöp hizmetlerinin toplanmasını sunamaz mıydı? Yol yapamaz mıydı? Şehre su getiremez miydi? Ki tarih boyunca da getirdi bu arada. Bunların hepsini yine merkezi idareler yaptı. Ama bugün yerel yönetimlere baktığınız zaman görüyorsunuz ki işte çöp topluyor, park bahçe yapıyor, zabıta hizmeti sunuyor, nikah kıyıyor mesela. Bunları yerel yönetim dediğimiz kurumun yapması bir zorunluluk mu? Aslına bakarsanız değil. Normal şartlar altında merkez kendi uhdesindeki işleri yapabildiğine göre bundan daha fazlasını ki başlangıçta zaten bir siyasal çekirdeğin olduğu başkent vardı. Sonrasında o başkentin dışında ihtiyaçları karşılamak için de taşra örgütleri oluştu. Yani Türkiye'de bütün belediyeleri dışarıda bırakın. Başkent Ankara ve bunun il ve ilçelerdeki örgütlenmelerini düşünün ve bunlar eliyle yerel hizmetler sunulabilir mi? Çok rahat sunulur. En basit örneğini vereyim. Çöp hizmetlerinin sunulması. Belediyeler bugün, ilçe belediyeleri mahallenizden çöp alıyorlar. Ben örneğin işte Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde belediye çöp alıyor. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı bir birim oluştururum. Kaymakamın altında. Biraz çöp aracı, biraz personel verdiğimde bu işi yapabilirim. Park bahçe, zabıta hepsini yapabilirim. Yani polisi kontrol edebiliyorsam İçişleri eliyle zabıtayı da kontrol edebilirim. Peki neden bunlar ya da bunlar yerel yönetime niye görev olarak tanımlandı? Şimdi burada klasik bir bakış açısıyla şeye gidemeyiz. Bu yerel yönetimlerin varlık sebebine gidemeyiz. Ya işte bunlar halka yakın hizmet birimleriydi. Bunlarla olmuyor. Şuradan gidebiliyoruz. Şimdi burada biraz siyaset felsefesinden belki yardım almamız gerekiyor. İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. İnsanlar topluluk halinde yaşamaya başladığı andan beri kendi görüşlerinin, kendi fikirlerinin, onların hayatını ilgilendiren konularda fikirlerinin sorulmasına ihtiyaç duyuyorlar. Yani birisi benim adıma her şeyi yapsın. Ya öyle değil işte bazen fikrimin sorulmasına ihtiyaç duyuluyorum. Yani işte bu
basit şekliyle halkın kendi kendini yönetmesi dediğimiz şey demokrasi tam olarak da bu. Aslında bizdeki bir ihtiyacın tezahürü. Biz fikrimizin sorulmasına ihtiyaç duyuyoruz. Antik Yunan'dan beri aslında bu fikir var. Fikrimizin sorulması, demokrasi dediğimiz şey. Ama Antik Yunan'da da kusurluydu. O zaman da herkesin fikirlerini sormuyorlardı. Köleler katılamıyordu, kadınlar katılamıyordu. Sonra o kusurlu demokrasi fikri daha da gelişerek devam etti. Bugün temsili demokrasi diyoruz. Onun da aslında kendi içerisinde bir dünya arızası var. Demin söylediğimiz gibi mesela parti sistemlerinden kaynaklı temsil sorunları var. Bizim daha küçük ölçeklerde, örneğin işte bir köyde, bir beldede, bir ilçede, gerekirse bir ilde, hatta belki bir büyük şehirde fikrimizi söylemeye, bize sunulacak hizmetlerin nasıl yapılacağı konusunda bizim de sözümüzün olmasına ihtiyacımız var. Sözümüzün dinlenmesine ihtiyacımız var. Şöyle farklı bir şekilde ifade edilebilir mi? Yani yeniden dağıtım sürecinde daha yerelde yapıldığında bunun meşruiyeti artıyor. Hani fikrimizin sorulması derken aslında biraz böyle bir şey. Daha yerele dayandığı zaman o karar verme süreçleri, hizmetin hangi hizmetin yapılacağı karar verme süreci daha yerele dayandığında meşruiyetin gücü artıyor. Hem bu boyutu var hem de şöyle bir boyutu daha var. Şimdi merkez idare hala sunuyor işte sağlık hizmeti sunuyor, ulaşım hizmeti sunuyor, eğitim hizmeti sunuyor. Mesela sağlık hizmeti sunuyor, devlet hastaneleri yapıyor. Şehir hastaneleri yapıyor, illerde, ilçelerde. Ondan öncesinde de yaptı, hala yapmaya devam ediyor. Ama standart bir formda sunuyor. Yani herkese ulaşabilecek asgari koşulları sağlayan düzeyde sunuyor. Kişiye özelleştirilmiş hizmet değil bunlar. Ya da şey bir gruba özelleştirilmiş hizmet değil. Herkese aynı şekilde sunuluyor. Bu bir anlamda aslında hizmetlerin homojenleştirilmesi demek. Hizmetler homojenleştirildikçe vatandaşla bağı kopuyor. Evet. Benim için benim fikrim sorulmadan başkasının karar alıp bana sunulduğu hizmetler haline dönüşüyor. Esas bir problem bir miktarda hani burada. Çok basitleştirelim mesela deniz kenarındaki bir şehirle işte karadaki bir şehrin ihtiyaçları çok farklı olabilir diyelim mesela kabaca. Hem yani o anlamda bunlar hesaba katılmadan bir homojenleştirilmiş hizmet sunmayı tercih ediyorlar. Ben daha basitini söyleyeyim yani çok basit indirgenmiş halinde söyleyeyim. Bir ilçe belediyesi normal şartlar altında çöp toplama hizmetini her mahalleye konteynerler koyar ya da çöp bidonları koyar toplar. Ortalama insanların yaşadığı işte aylık gelirleri 30-40 bin olan insanların yaşadığı yerlerde bu alışılmış standart bir görüntüdür ve iş böyle yürür. Ama biz diyelim ki bir ilçe ya da bir belediye sınırı içerisinde yaşayan insanlar ya da bir belediyenin bir mahallesinde de olabiliriz. Şuna razıyız. Biz bunun bedelini ödemek suretiyle daha iyi hizmet sunulmasını isteyebiliriz. Yani mesela ben istiyorum ki kardeşim bunun için ben çöpü çöp bidonu koyma benim mahalleme, konteyner koyma. Ben bunu kapının önüne akşam poşetle indireyim. Buradaki insanların eğitim düzeyi, gelir düzeyi vesaire buna müsait. Senin gelsin çöp arabanı da alsın gitsin. Akşama kadar kokmasın. Kediler köpekler bunu karıştırmasın. Ve bunun için eğer bir bedel ödenmesi gerekiyorsa o bedeli ödemeye de razıyım. Bir şekilde benim emlak vergilerimi yüksek tut, daha fazla gelir al. Şunu yap, bunu yap. Bunun bedeline de razıyım. Merkez idare size bunu sunmaz. Yani Çankırı'nın Ilkaz ilçesinde yaptığı hastaneyi Yozgat'ın başka bir ilçesinde de aynısını yapar. Şeye özel düzenlemeler çok yapmaz. Asgari müşterekleri sağlar, yeter. Yerel yönetim işte tam burada benim bana özel düzenlemeler yaptırabileceğim ya da fikrime daha çok ihtiyaç duyan ya da benim fikrimle, düşüncelerimle etkileyebileceğim bir belediye meclis üyesini etkileyerek, seçmesini etkileyerek, ona katkıda bulunarak ya da onun seçilmemesini sağlayarak, bir köy muhtarını, köy ihtiyar heyet üyesini seçilmesini ya da seçilmemesini sağlayarak kendi gücümü hissettirebileceğim bir yer. Ontolojik anlamda esas mevzu bu. Yerel yönetimin varlık sebebi bu. Onun ötesindeki tüm sebepler aslına bakarsanız ikinci dereceden sebepler. Ama yine de ben o ikinci dereceden sebepleri de bir miktar açayım. Ee,
Yani esas sebep bir demokratik katılım. İki, nüfusun farklı ihtiyaçlarına uygunluk. Ama onun dışında mesela farklı etnik kimlikleri bir arada tutmak için de yerel yönetimlerden yararlanılabilir. Merkezi yönetimlerin bu anlamda dezavantajları var. Oysa bazen sistem, o düdüklünün üstünde buharın çıkması için bir şeye ihtiyacımız var ya, hani en son pişirdiğinizde açıyorsunuz ve buhar çıkıyor. Bazen sistemin gazını alacak, buharını alacak bir kapıya ihtiyaç vardır. Ya bir şey vereceksiniz insanların eline. Ya bütün şeyleri Ankara'dan ben yürütüyorum. Bütün hizmetleri yürütürüm. Her şeyi yapabilirim. Ki demin de söyledim, bu teknik olarak mümkün. Ama yani işte Diyarbakır'ın ruhuna uygun hizmetlere Ankara'dan karar vermek zor. Orada yürütmek de zor. Artı işte farklı etnik kimlikler, farklı bakış açıları, farklı dini, mezhebi vesaire farklılıklar. Bunları bir şekilde kendini ifade edebileceği, bir şekilde ben burada, ben de varım ve kendimi temsil edebiliyorum diyebileceği bir o şeye de ihtiyacımız var. O düdüklüğün üstündeki o kapağa da ihtiyacımız var. Sistemin bir yerde gazını almak gerekiyor. Aksi takdirde patlıyor. Ya da başka şekilde ifade edilmiyor. O iyi bir benzetme olmadı sanki. Yok, bence güzel bir örnek oldu. Çünkü şöyle, bunu biz yeni bilmiyoruz. Yani bu dünya bu mevzuyu biliyor işte. Yani çeşitliliğin, çoğulculuğun nefes alabileceği, yani o merkezin, üniter devletin homojenleştirici etkisini bertaraf edecek, dengeleyecek bir yönetime de ihtiyaç var. Tamam, yumuşatalım, öyle diyelim. Ben çok açık ifade ettim sadece. Yani işte Amerika'da yaşıyorsanız işte siyahi kitlenin bir şekilde kendini temsil etmeye ihtiyacı var. Yani ikinci sınıf ya da azınlık gibi hissetmemesi lazım. Osmanlı bunu yaşadı mesela. 1850'lerde yaşadı. Ki ondan sonrasında bölünme süreci başladı. 1864'te mesela Balkanlar kaynamaya başladı. Yani elveda Rumeli'yi izlediyseniz olanları görmüşsünüzdür. Azınlıklar vardı ve bunlar ayaklanacaklardı. Osmanlı bunu fark etti ve şunu yaptı. 1864'te bir idare vilayet nizamnamesi çıkararak ikisi Müslüman, ikisi gayrimüslim ahaliden oluşan meclisler kurdu. Gayrimüslim ahalinin kendini orada temsil edebilmesine, edilebilmesine imkan verdi. Bugün de aslına bakarsanız bazen hani, özellikle işte Türkiye'nin belli bölgeleri için Güneydoğu vesaire söz konusu olduğunda ya bunlara nasıl izin veriyor, şöyle oluyor, böyle. Bunlara ihtiyaç var. Bu yerel yönetimin böyle bir misyonu var. O kapıyı size açıyor. Daha doğrusu aslında bakarsanız galiba ulusal siyasetin bir anlamda nefes almasını sağlıyor. En önemli taraflardan bir tanesi bu. Onun dışında belirli bir yöntem. Yani yerel hizmetlere duyulan ihtiyaç, işte Çankaya'nın Anıttepe Mahallesi'nin neye ihtiyaç duyacağını Çankaya Belediyesi daha iyi bilir. Bu anlamda kaynaklara daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlıyor. Daha küçük yerlerde çatışmaları çözen bir yöntem. İşte mahalleler arası, aileler arası, gelenekler arası, aşiretler arası kavgalar. Çoğu zaman bu yöntemlerle, yani merkez bunları çözemez. Bunlar bazen bir mahalle muhtarı çözebiliyor bunları. Merkezin yükünü hafifleten bir yöntem. Yani bütün işler merkezi idare tarafından karar verildi. Zahmetli bir süreç. Bu anlamda da bir katkısı var. Ekonomik kalkınmayı teşvik ediyor. Yerel kimliği ve kültürleri koruyor. Bu anlamda bunlar da esas şeyler. Yani yerel yönetim dediğimiz şeyin varlık gerekçelerinin herhalde en önemlileri. Peki tüm bu faydaları sağlayabilmesi için yerel yönetimler, özellikle demokratik bir yerel yönetim, aktif bir şekilde yararlanmamız gerekiyor aslında bu kurumların varlığından. Ama mesela ben işte bir kamu yönetimi hocası olarak öğrencilerime soruyordum önceden. Sonrasında öğrencilere sormaktan vazgeçtim. Böyle konferanslarda falan şeylere sormaya başladım. Bizim alanın hocalarına sormaya başladım. Hiçbir belediye meclis toplantısına katıldınız mı diye. Kamu yönetimi hocaları katılmamıştı. Yani şimdi öğrenciye sormak anlamını yitiriyor o zaman. Yani biz işte tuhaf bir şekilde %90'lara varan seçimlere katılım oranlarımız var. Ama onun dışındaki kanalları pek kullanmıyoruz. Yani o demokratik katılım dediğimiz şey bizim ruhumuza pek uygun değil. Biz genelde dedikodusunu yapmayı seviyoruz ama bir şeyleri etkilemeye çalışmak, katkıda bulunmak, katkı sağlamak bizim için çok cazip bir yöntem gibi gözükmüyor. Nitekim bunun bir sonucu olarak bizim Türk yerel yönetim literatürümüze baktığımız zaman, ben uzun yıllardır bu işler üstünde çalışıyorum. Bizim yerel yönetim literatürümüzde atıyorum
100 bin tane yayın varsa 50 bin tanesi yerel yönetim ve demokrasi ilişkisi üstüne. Ve eskiden şöyle diyordu. Türk yerel yönetimleri demokratik değildir. Onun için katılıma müsait değildir. Bizim kurumsal ve mevzuat düzeyinde arızalarımız var. Hakikaten doğruydu da bu eleştiriler uzun yıllar. 70'lerde doğruydu, 80'lerde doğruydu, 90'larda doğruydu. 2000'li yılların başında 2004 ve 2005 yılında belediye yasası, büyükşehir yasası, özel idare yasası değiştirdik biz bunları. Yerel katılım imkanlarını arttırdık. Sonrasında fark ettik ki gene değişen bir şey olmadı. Sorun demek neler mevzuat, yapıldı yerel katılım imkanlarında? Mesela normal belediye meclislerinin eskiden belediye meclislerinin içerisinde vatandaş gidip belediye meclis toplantısını izleyemezdi. Şimdi izleyebiliyor mesela. Hmm. Önemli bir şey. O sonradan oldu. Belediye meclislerinin yanında alternatif karar alma ya da fikir üretebilecek organlar oluşturuldu. Mesela kent konseyleri var. Örneğin Ankara'nın Etimesgül ilçesinde. Kent konseyinin statüsü nedir? Ben sanki böyle bir STK'ymış gibi yapıyorum. Mahalle muhtarları, ilin mülki idaresinden, yerel yönetim birimlerinden temsilciler, muhtarlar. Zorunlu mu? Kurulması belli bir nüfusun üstünde zorunlu ama işletilmesi herhalde zorunlu değil ki. Onun için Türkiye'de her yerde işlemiyor. Mesela Ankara Etimesgut'ta mükemmel işliyor ama Kursaklar'da yok. Ya orada mesela Etimesgut altında gençlik meclisi oluşturmuş, kadın meclisi oluşturmuş. Kadınlar toplanıyorlar hakikaten. Kendileriyle ilgili karar alıyorlar ve belediye meclisinde diyorlar ki işte biz Etimesgutlu kadınlar olarak taleplerimiz şunlar şunlardır. Belediye meclisinin ilk toplantısında konuşuluyor ve onların yerine getiriliyor. Çocuk meclisi var mesela. Onlar da karar alıyorlar. Orada işliyor bir iş. İzmir 3-5 tane ilçesinde işliyor. İstanbul'un 3-5 ilçesinde işliyor. Ama Türkiye'nin her yerinde işlemiyor. Aldığı kararlarını Bağlayıcılığı yok. Yani belediye meclisine gider, ilk toplantıda geçer, ona göre uygundur. Yani o uygulanır diye bir kural yok ama yani ben belediye başkanıysam, bir sonraki dönem seçilmek istiyorsam bunu ciddiye almak zorundayım yani. Yasal bağlayıcılığı yok ama fiili bağlayıcılığı var. Bu mekanizmaları kullanmıyoruz biz. Birçoğunu kullanmıyoruz. Sadece bunlar değil. Bunun dışında mekanizmalar da var. Onun dışında işte mesela mahallenizde Ankara'nın yok, su mesela yok. Ulaşım meselesinden şikayet ediyoruz ama hani bir kim ne kadar şey yapmıştır, bir gösteri, bir yürüyüş olmamıştır. Hani gidip de ilgili birimlere şikayet edilmiş midir bilmiyorum. İşte en fazla yürüyüş yapabiliyor muyuz Twitter'da, sosyal medyada falan belki şey yapılabilir. O evet, bile işte yeterince yani, yapıldı mı bilmiyorum. Ben de tam da birazdan o kısma geleceğim. Hani Twitter'dan vesaireden örgütlenip bunları yapabilmek acaba doğru mu değil mi? Ya da ne tür arızalar çıkıyor yani memleketin en büyük problemi mesela köpek sorunu. Evet. En yani büyük işte, yerel yönetim sorunumuz. Yani köpek sorunu halledemeyen bir ülke burası. Anayasadan daha aynen, önemli bir sorun yani. Evet, aynen öyle. Yani iki tarafı var. Biz nefret edenler, köpeklerin hepsini öldürmek isteyenler var. Öbür taraftan köpeklere asla dokundurtmayan, bunun için kanının son damlasına kadar mücadele edebilecek bir grup var. Ortada haklı selimlerin sesi çıkmıyor bu sürecin içerisinde. Evet. Maalesef öyle. Bu durumumuzun yani bizim işte bu katılma konusundaki isteksizliğimiz ya da demokratik haklarımızı kullanma konusundaki beceriksizliğimiz her neyse bunun üzerine sayfalar dolusu yazılabilir, saatlerce konuşulabilir ama muhtemelen bu başka bir seminerin konusunu oluşturur. Ben başka bir şeyden bahsedeceğim, onunla bitireceğim, onunla toparlayıp bitireyim. Şimdi dedim ya biz yerel yönetim alanında çalışan hocalar yıllarca hep bunları okuyduk, yazdık, kendimiz de yazdık. İşte yerel yönetimler demokratik katılım haklarına izin vermiyor. Hakları verdik, o hala kullanılmıyor. Ama kocaman bir literatür var ortada. Demokratik yerel yönetim üstüne. Bugün geldiğimiz noktada bir şeyin aslında farkına vardık biz. Bugün yeni bir demokrasi çağının başlangıcındayız. Ya da yeni bir katılım, yerel katılım ya da demokratik katılım çağının başlangıcındayız. Bugün insanlar eskiden hiç olmadıkları kadar çok konuşuyorlar. Kişisel fikirlerini daha fazla dile getiriyorlar. Özellikle bireysel alanlarına yönelik kamusal müdahaleler söz konusu olduğunda çok daha fazla sesleri çıkıyor. Bunu da sosyal medyayla yapıyorlar, haber siteleriyle yapıyorlar, gelişen teknolojiyle, cep telefonları ve bilgisayarlar üzerinde yapıyorlar. Bu aslında iyi bir gelişme.
Yerel yönetimler de mesela bunu fark etti ve o seslere daha fazla kulak kapartmaya başladı. Belediyeler işte Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan şuradan buradan gelecek şeyleri ya da bir yerel medyanın yazdığı şeyleri daha fazla önemsemeye başladılar. Ve bu anlamda da şöyle bir şey var. Biz o hani demin bahsettiğim yerel yönetim literatüründe hep şunu soruyorduk. Batı böyle. Bak Batı bu haklarını çok iyi kullanıyor. Biz beceremiyoruz falan. Bugün onlarla aynı konumdayız. Onlar yapabiliyorsa biz de yapabiliyoruz. Yani yeni çağı beraber yakaladık. Bu anlamda iyi bir konumdayız aslında bakarsanız. Ve belki de ilk kez Batı'yı takip etmeden ya da birilerini takip etmeden daha demokratik, daha katılımcı bir ortamı üretme şansına sahibiz. Ama acaba bu mümkün mü? Burada aramızda birçok kişinin okuduğu bir kitap vardır. Post-Truth. Hakikat sonrası gerçeklik diye herhalde dedi, Türkçe'ye çevrildi. Case'in meşhur kitabı. O orada şöyle diyor. Haber ile kanaat arasındaki çizgi iyice muğlaklaşıyor diyor. Hüsnü Hocam bu şeyleri muhtemelen ezbere biliyordur. Benim alanıma girmede diyebilir, girme diyebilir birazdan. Bunun üzerine mesela ben bir çalışmada şöyle demiştim. Katılımın kendisinin yerelin demokratikliğini tehdit etmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız bugün. Her disiplinin haberdar olması lazım. Kesinlikle. Post-truth olayında. Yerel otoritenin ya da yerel otoritelerin baskın ve daha çok görünene odaklanması dediğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bu büyük bir sıkıntı. En sonunda bununla ilgili bir tane örnek vereceğim. Çok çarpıcı bir örnek olacak. Yani şimdi şöyle, kastettiğim şey şu. Bu arada zamanımı iyi kullandım da bilmiyorum. Böyle konuşuyorum hala. 7-20 geçiyor. Toparlarız, evet toparlayalım. Tamam. Sorular şimdi bir belediyenin, mesela mahallemin önüne bir kaldırım yapacak. Kullandığım malzeme kötü diye sesimi çıkarıyorum. Bunu Twitter'dan afişe ediyorum. Bağırıyorum, çağırıyorum. Güzel bir şey. Hani mümkünse bunu sokağa çıkıp yapayım. Belediye daha çok sesimi duyacak. Şikayet edeyim. Bunları yapalım. Ama ve bunlar çok demokratik ve katılımcı yöntemler. Ama genelde işler böyle yürümüyor. Genelde şöyle oluyor. Takipçisi fazla. Belediye ile kişisel husumeti olan kişiler onlar başlatıyorlar. Arkasından bir kitleyi sürüklüyorlar. Bu sadece yani bu belediye örneğini veriyorum ama geri kalan pek çok konuda böyle. Yani işte Dilan Polat olayında da böyle. Asıl sorun bu mu? Sorunun kaynağı nedir? Veya gerçekten öyle olmuş mu? Olmamış mı? Hiç kimsenin umurunda değil. Oraya bakmıyor. Ya hani artık o kaybolup gidiyor yani. Öyle bir arayışta da olmuyor hiç kimse. Ve herkes pat diye başlıyor. Peş peşe paylaşımlar yapılıyor. Ben mesela şeyi de çok anlamlı bulmuyorum. İşte onun için mesela benim öğrencilerim biliyorlardır. Resmi günlerde Instagram'dan şuradan buradan paylaşım yapmam. Dini milli bayramlarda yapmam. Kadir Gecesi paylaşımı diye yapmam. Ya da işte şey oluyor. Toprak kayması oldu. İşte şu kadar işçiyi kaybettik. Şeyler, siyah kurdeleler vesaireler. Birisi paylaşıyor. Arkasından diğerleri de. Ya özün gerçekten kendini üretiyorsan, kendi içinden gelerek bunu yapıyorsan ve gerçekten bir hayır öyle değil. Şöyle düşünüyor. Ya o yaptı. Ben paylaşmazsam bak beni diyor yargılar. Ayıp olacak. Bu berbat bir durum. Bu sadece orada değil. Her yerde var. Paylaşanlar da paylaşmayanları yargılıyor zaten. Evet yargılıyorlar zaten. Paylaşan. Evet aynen. Beni bu ana kadar yargılayamadılar. Ben hiç dediğim gibi. Şimdi bir kez şey söylediler. Bir de şöyle oluyor. Yemiş insanla niye paylaşmıyorsun? Dedim ki çocuk değilim. Evet çok oluyor hocam. Bir de şey var tabii. Hani şunu da paylaştın ama şunu da paylaşmadın. Evet. Öyle çetele tutuluyor ben ki. Ben hiç öyle bir şey yapmıyorum. Yani Kadir Gecesi'nde de paylaşmıyorum şeyde de. 19 Mayıs'ta da. Ya, en temizi. Öyle bir şey ortaya çıktı ki yani birileri bir şey paylaşıyor. Onun arkasından başkaları ay bir bakıyorsunuz hani işte o post-truth gerçekten hakikat sonrası bir çağdayız. Ya bir de ortada yalan var yani. Gerçek değil. Ya dünyada örneği var mı? Hocam sen biliyorsundur. Bizde teyit.org diye bir tane site var ya. Haberlerin gerçekliğini sorguluyor. Yani diyor ki ondan sonrasında böyle böyle bir haber var ama bu doğru değil. Yani önce her haberi artık teyit orada gidip sormamız gerekiyor herhalde. Uluslararası fonlanan da siteler Türkiye'de. O daha enteresan bence. Yani uluslararası fonlanıyor bu malumatmış. Evet. Ama mesela dünyada olup olmadığı, yani kendi ülkelerinde olmayan bir şey Türkiye'de fonlamaları mesela bana çok enteresan geliyor.
Evet, o da ayrı bir konu, evet. Şimdi mesela demin hani dedim ya, yerel siyaset dediğiniz zaman artık siyasi parti yapısı şu bu, güçlü olanların sesi çıkıyor. E bakıyorsun bugün sosyal medyada da artık güçlü olanların sesi çıkmaya başlıyor. Yani fiili durum dijital olana taşınmış durumda. Orada da bu tür arızalarla karşılaşıyoruz. Yani kullanılan araçlar değişiyor, fiili durum değişmiyor. Yani şimdi tabii bu noktadayız da, tam bu noktadaki şey, hani belki siz de oraya geleceksiniz de, yani bir yasal sorumluluk denen bir şey var tabii ki. Yani o zaman hani her şeyi sosyal medyadan ararsak, o zaman yani kimi neden sorumlu tutacağız, kime hesap soracağız? Yani gerçekten ortada yapılan da bir yanlışlık varsa, hani o yüzden de hiç es geçmemek gerekiyor. Ya bu şeyde başlıyor. Yani bu yasal düzenlemelerle, devletin buna müdahalesiyle mevzuat bu çözülmez. Bunun imkanı yok. Çünkü orası artık kendi kurallarını koyup gidiyor. İşte Twitter mahkemeleri diye bir şeyden bahsediyoruz. Yok tabii, hani asıl sorunla ilgili kastediyorum. Hani biz burada şeye geldik. Hani o paylaşılan bir sorun var ya, o çok paylaşılmış, çarpıtılmış, evet. Başka. Ama asıl bir sorun var yani. O her neyse onun kaynağı bulunması gerekiyor. Aynen, hani nasıl paylaşıldı, sosyal medyada neye döndü, neye çevrildi, o başka bir şey. Evet, kesinlikle öyle. Ama nihayetinde öyle. Bunun bir soruşturulması gerekiyor. Kesinlikle asıl öyle. Asıl hizmet neyse, sorun neyse, ne yanlış yapıldıysa. Bunun için galiba herhalde en başında şöyle bir şeye ihtiyaç var. Bir konuda fikriniz olması, onu paylaşmak, bir şeye katılmak ya da katılmamak, fikir beyan etmek, bunlar özne temelli olgular. Yani bunun bireysel olduğunun, özne temelli olduğunun öncelikle biz farkına varmalıyız. Başkalarının desenlediği, başkalarının kurguladığı bir sürecin parçası olduğunuz zaman özne olmaktan çıkıyorsunuz. Başka öznelerin nesnesi haline geliyorsunuz. Bu çok büyük bir sıkıntı. Yani işte ondan sonrasında siz arkadan sürüklenen oluyorsunuz. Kuyruk oluyorsunuz yani, başka bir deyişle. Bence bir kere bunu bir şey yapmak lazım. Bu, yani ya ben özneyim. Bir fikrim oluşacaksa bu fikri ben kendim oluştururum. Ya da işte araştırırım, incelerim. Bu doğruysa desteklerim. Değilse karşısında dururum. Bunun farkındalığı içerisinde olmak önemli ama diğer yandan tabii sosyal medya veya diğer haber kaynakları sayesinde yani bilgi çeşitliliği oluyor. Bilginin farklı merkezlerden yayılma ihtimali, herhangi bir yerin onu manipüle etmeme imkanı. Hani bilginin hani doğruluğunu araştırma imkanımızın olması, farklı araştırmamızın olması da başlı başına değerli. Evet. Yoksa bir yerden, daha merkezi bir yerden manipüle edilebilir. Hocam bir de şöyle bir şey var. Yani burada asıl olan manipüle tamam olmamak da, ama hani bilgiye doğruya ulaşmak için de uğraşmak. Siz bu probleme parmak bastınız ama bence burada çok önemli bir kilit nokta bu yerel yönetim anlayışının bizdeki, yani halk olarak biraz depolitize olması gerekmez mi? Yani şöyle, hani bir şey sorun olarak ifade eden kişi zaten onu politik bir amaçla yaptığı zaman, yani onu gerçekten sorun olarak gördüğü için değil de, mesela oradaki işte o baştaki kişiyi destekliyorsa, desteklemiyorsa ona göre söylüyor onu yani. Veya işte kendi desteklediği kişisi söylemek istemiyor. Hani ya biraz politize, bizim çok politize bir toplum olmamız bence yerel yönetimleri işlevselliğini azaltıyor. Yani sosyal medya dedik ya, mesela işte ben hani İzmirliyim, bütün İzmir sayfalarını takip ederim sosyal medyada. İzmir'de bir su baskını oluyor mesela. Altına geliyor, diyor ki niye sadece İzmir'deki su baskınlarını paylaşıyorsunuz? Niye diyor başka yerleri? Ya adam İzmir sayfası ya, orayı paylaşacak tabii. Yani. Ağabeyi paylaşacak değil. Ama onun öyle söylüyor çünkü onun o gösterilmesini istiyor mesela. Çünkü niye, işte politik bir zarar göreceğini düşünüyor oradan. Yani bizim depolitize olmamız gerekiyor bence biraz yerel yönetimlerin işlevinin. Gerçek ya da sosyal medyanın işlerin gerçek bir hale koşması için. Yanlış mı? Yani o dediğin doğru ama şöyle bir şey var. Yani aslında şunu yapabiliriz. Yani politik bir toplumun içerisinde, yani depolitize olmadan da hani o iyi bir sosyal medya okur yazarlığımız varsa bizim, o iki haberin ya da o yaklaşımın ya da eleştirinin nerede yapıldığını da bilebiliriz yani. Etkisinde kalmayız. Sen kalıyor musun mesela? Kalmıyorum ama insanların bunu yapması beni çok sinirlendiriyor. Yani adaletli adaletli hani ilkeli olmak diyelim. Hani bu aslında hani politize olmak başlı başına kötü bir şey değil aslında. Onu daha farklı bir şekilde tanımlamakta fayda var. Hani politize olmanın da faydaları var. Yani bir yerden duymayacağını öteki taraftan duyuyorsun. Hani insan nihayetinde hani bir ölçüde politize ve biraz
böyle kendisine yakın olanı, kendisine zarar verecek olanı hani gizlemeye ve daha hafifletmeye meyilli. Eleştiren bakışımızı çok baltaladığını düşünüyorum yerel yönetimlere karşı bu taraf geliyorsunuz. Yani ben kendim evet. dahil ediyorum buna yani. Hani hepimiz için acı psikolojik olarak böyle bir biyas içindeyiz. Ve hani eleştiren bakışımızı önüne başka şeyleri geçiriyoruz. Bir yerel yönetimin o zaman da yani yerel yönetimden beklentilerimiz eğer bundan etkilendiği zaman çok gerçekçi bir sonuç çıkaramıyoruz. Ya işte aslında yani karşıdaki gücün şeyi ve sadece bireysel bazda değil aslında şeyde de kullanamıyoruz biz. Yani kurumsal bazda da kullanamıyoruz. En son vereceğim örneği aslında şurada vereyim. Ondan sonrasında da orada bitireyim. Aslında biraz teknolojinin insanın mekansızlaştırması üstüne de söyleyeceğim birkaç şey vardı ama çok çarpıcı bir örnekle sonlandırayım. Olursa soru gelirse onun üzerine bunları da anlatırım. Ya da sonrasında vakit kalırsa bir iki şey daha o konuda söylerim. Çin Uygur Türklerine ilişkindi. Yanlış hatırlamıyorsam bu şeyim. Uygur Kongresi diye bir Twitter hesabı var. Bu hesap Çin konsolosluğuna dilekçe vermişler. Dilekçelerin alınması meselesinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine yardımcı olduğunu söylemişler. Ekrem İmamoğlu'nun kişisel Twitter hesabı bunu alıntılıyor. Yani söyledikleri şey şu işte Çin konsolosluğuna dilekçe verdik. Bu konuda işte bize yardımcı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz diye. Ekrem İmamoğlu'nun hesabı bunu alıntılıyor. Ve şöyle bir şeyler yazıyor işte. Biz her zaman yanınızdayız, arkanızdayız. Bundan sonrasında da ne zaman isterseniz size yardımcı olmaya devam edeceğiz vesaire. Bir şeyler yazıyor ve ondan sonra o günün gazetelerine haber oluyor. Mesela Sözcü ana manşetten veriyor bunu. Oysa ortada sadece çeviri hatası var. Uygur Kongresi İngilizce olarak yazıyor bunu. Çevirirken İstanbul Valiliği yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi diye çeviriyorlar. Yani şimdi hani garabeti görüyor musunuz? Yani valilik yardım etmiş. Adamlar valiliği düzgün bir İngilizceyle yazamadıkları için ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi orada yazanı anlamadığı için hani İmamoğlu'nun şahsına söylemiyorum. O hesabı yöneten, kurumsal hesabı yöneten birileri vardır. Teşekkür ama şey mesela şöyle de şunu düşünmüyorlar hiç. Ya biz bunu yapmadık. Bizden böyle bir şey istemediler. Hani biz neye teşekküre eyvah, you are welcome. Neye you are welcome? Yok işte böyle bir şey. Bir de partimizin bu konuda bir çizgisi var mı? Hani hiç söylemi olmuş mu? Tamam. Onu zaten o sorgulamıyor. Zaten. Hani evet. Ya biz bunu acaba yaparak Çin'de başımız belaya sokar mıyız falan mı? Onu da düşünmüyor ama. Mevzu şey İstanbul Valiliği yapmış. Bir gram sorgulamadan alıntılıyorlar. Yani ve onun üzerine de şey gazeteler haber yapıyor işte o çok takipçili hesaplar bunu alıyor. Bak işte Uygur Türklerinin arkasında şeyler var, İstanbul Büyükşehir Belediyesi var falan. Alakası yok. Ortada şey yok, dahil yok İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Böyle garip bir çağda işte o hakikat sonrası çağ dediğimiz şey. Birkaç şey de şunun devamındaki şeyleri söylememe izin verin. Bu şey güzel, yani teknolojiyi kullanarak sesini duyurabilmek falan güzel ama biz biraz temelleştirdiğini de herhalde farkında olmamız lazım. Yani teknoloji kişiyi mekansızlaştırıyor. Hatta bir miktar aşkınlaştırıyor, transandantal boyuta ulaştırıyor. Sınırların ötesine taşıyor. Mekan artık sınır değil. Ya eylem yapmak zorunda değilsiniz artık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı bir parkın eleştirmek için. Twitter'dan örgütlenmeniz yetiyor. Bu iyi bir şey ama kötü tarafları da var. Yani insan sosyal bir varlık. İşte sahaya çıktığında başkalarıyla beraber sesini duyurduğunda anlamlı. Bir müddet sonrasında klavye başında ben bunu yapabildiğime dair inanış benim böyle içime işlediğinde ona artık daha çok güvenmeye başladığımda şöyle bir şey oluyor. Twitter işte klavye mücahitliği ya da Twitter mücahitliğine söylüyorum. Orada her şeyi yapabilmek mümkün hale geliyor. Bu anomik bir durum. Bireyi asosyalleştiren anomik bir durum ve bireysel boyutta ciddi bir arıza bu. Sonuçta şey var, bir çocuk gelişimci olsa gerek, Aylin Tutkun Ünal diye bir hocamız var. O şey diyor, çevrim içiyim ama hayatın içinde değilim. Yani sanal alemde yaşıyorum ama gerçek hayatta ölüyorum. Böyle bir ya da gerçek hayatta ölü taklidi yapıyorum.
Şimdi böyle bir noktaya gelmiş durumdayız. Bir de şununla bitireyim. Eski Ahit'te bir söz var. Diyor ki söz çoğaldıkça etkisini yitirir. Yani sosyal medyada o mecralarda sözü çoğaltmak kolay, büyütebilmek mümkün. Ama çok fazla konuşulduğunda da aslında bir müddet sonrasında etkisi azalıyor. Diyerek ben dinlediğiniz için teşekkür ederek birazcık vaktimi açmanın utancıyla. Yok estağfurullah. Teşekkür arada ediyorum. Ağzını sağlık. Bu sene konuşabileceğimiz ya da sorularınız varsa onun üzerinde de değerlendirme yapabiliriz. Evet. Buyurun Kenan Bey. Hocam bilgi ve tecrübeniz teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben şeyi merak ediyorum hocam. Yani Türkiye'deki bu yerel belediye hizmetlerinin Avrupa'dakilerle karşılaştırılması. Türkiye'deki belediye hizmetleri bizim ülkemizde kapsamı çok geniş. Baktığımız zaman işte nikah kıyıyor, çöp topluyor, yolu yapıyor, metro yapıyor. Avrupa'da da böyle mi mesela? Şunu söylemek istiyorum hocam. Mesela bazı filmlerden geliyorum. Konu tartışmaları konular. İşte binanın dış cephesinin rengini belediye meclisi karar veriyor. Bunlar arasında siyaset yapıyorlar. İşte rüşvet veriyorlar falan. Twitter'ın da böyle bir problem oldu. Şimdi aklıma geldi söyleyince. Mesela Twitter'ın o binasının dış şeyiyle belediye arasında bayağı böyle bir problemler oldu mesela. Ama Türkiye'ye geldiğimiz zaman hocam. İşte çöp toplamadı, yol yapmadı. Hani bir noktada belediye hizmetleri yanında da yerel şey, merkezi hükümetle işte köylere hizmet götürme birlikleri var. Bir yandan onlar var. Yani biz çok mu belediyeden çok şey bekliyoruz? Özellikle gerçekten görevleri bunlar mı? Avrupa'da nasıl? Cevap vereyim. Şimdi öncelikle hani belediye binaların şey, bir mahalledeki binaların rengine karışmak. Evet, belediye olan her yerde belediyeler ya da yerel idareler buna karışır. Ve evet, bu doğru bir şeydir. Ben duydum. Yani düşünün şimdi mesela rengini boş verin. İşte biri 3 katlıyken yan tarafa 5 kat, onun yanına 2 kat, onun yanına 8 kat, ondan sonrasında 11, ondan sonrasında 3 kat tekrar imar ruhsatı verdiğini. Yani şey gibi durmaz mı ya? Hani bir ağızdaki kısa ve uzun dişler gibi düşünün işte. Birileri çürümüş falan. Görüntü böyle bir şey olur. Ama mesela işte şuradaki görüntü yani eski binalar falan ama hala şık duruyor. Yani şu GMK'nın üstündeki yapı yani bütün eksilerine rağmen bence hoş bir şey. Evet, özgürlük ama en liberal filozoflar bile konu kent planlaması vesaire olduğunda o özgürlük sınırlarının bir miktar daraltılabileceğini söylerler. Yani orası bir müdahale alanıdır. Çünkü şehri kendi başına bırakamazsınız. Ondan sonra insanlar gelir yolun üzerine ev yapmaya kalkarlar. Önce bunu söyleyip sonra yani bizdeki belediyelerle Avrupa'daki ya da Amerika'daki ya da dünyanın başka yerlerinde öncelikle burada şöyle ikili bir ayrım yapmak lazım. Demin hani bir tam Mezopotamya'lara falan gidip de oradan getirip işte merkezi siyasal çekirdek vesaire dedim mi? Orada bahsettiğimiz şey aslında klasik bir şey, zamandan ve mekandan münezzeh bir devletin hikayesiydi. Ama bugün baktığımızda devletler temelde iki ayrı devlet sistemine sahip. En yaygınları bunlar. Bir tanesi işte bizim de içinde bulunduğumuz gibi üniter devlet kategorisindekiler. Bunlarda bir siyasal çekirdek var. Yereli bunlar kuruyor. Merkezden aşağıya. Sistem yukarıdan aşağı doğru tanımlanıyor. Bizde Selçuklu böyleydi, Osmanlı böyleydi, Türkiye Cumhuriyeti böyle. Biz ilk 1855'te kurduk belediyeyi ve Baba Ali yani hükümetin ya da sarayın kararıyla kurduk. Bugün de hala bir belediye kuracağımız zaman şeyle kuruyoruz. Mevzuatla kuruyoruz. Üniter devletler de böyledir. Ama federal devletler bir miktar farklıdır. Federal devletlerde tasarım yukarıdan aşağıya doğru değil. Amerika'ya en bilindik örneklerinden bahsedelim ki federalizm yeni bir sistemdir bu arada. Yani topu 200-300 yıllık tarihi var işte arkasında. Ya Amerika'nın ilk kolonilerini kurdunuz. İşte yerleşti Avrupa'dan gidenler. Bir yerde yerleştiler. O eski hani kovboy filmlerini falan hatırlayın. Ya bunlar burada karınlarını doyuracaklar. Birileri buğday ekecek, biri şeker pancarı ekecek. Bir şey yetiştirecekler, pamuk ekecekler, satacaklar. Şu bir küçük kasaba. Önce ne yapıyorlar? Kendilerine bir şerif tutuyorlar. Para aralarında para vererek. Şerifin maaşını ceplerinden karşılıyorlar. O daha sonrasında zaten itfaiye teşkilatına, polis teşkilatına dönecektir. Sonra bir belediye başkanı seçiyorlar. O küçük kasaba yapıyor bunları. Kimse onlara bunları yapın demiyor. Ve o kasabalar zaman içerisinde büyüyor, koca şehirlere dönüşüyor. Ve o baştaki gelenek hep devam etti. Bugün de devam ediyor.
Sistem aşağıdan yukarıya tanımlandığı için bir gün 1778'de şeyi kuracakları zaman, USA'yı kuracakları zaman, yani Birleşik Devletleri kuracakları zaman aşağıdan bazı yetkileri yukarıya devrediyorlar, federal olana. Dolayısıyla esas kurucu irade aşağıda. Bugün bizim eyalet diye çevirdiğimiz aslında her bir devlet olan state'ler. Dolayısıyla oradaki mesela Amerikan örneğindeki bir belediyenin sahip olduğu yetki ve sorumluluklar bizdekinden kat be kat fazla. En basit şeyi o vergi toplayabiliyor. Bizde merkezi idare toplar işte. Bizde yerelin topladığı, belediyenin topladığı vergi var. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, yangın sigorta vergisi. 6 tane vergi türü var. Ama bunlar bir mevzuatla, parlamentonun yaptığı bir kararla belediyeye toplama izni veriyor. Belediye ne oranını değiştirebilir, ne matrahını değiştirebilir, ne mükellefini değiştirebilir. Ama öbür taraftaki kendi kurallarını koyuyor, vergi topluyor. Ayak bastı parası dedikler. İşte şehir vergileri var, alıyorlar bunları. Doğal olarak sorumlulukların çok büyük kısmı kendilerinde. Eğitim mesela. Amerika'da büyük oranda işte kiliseler yürütüyor, yerel idareler yürütüyor ya da dışarıda daha özel kurumlar var. Sirk dedikleri. Benzer durum mesela Lüter devlet olmasına rağmen İngiltere'de de var. İngiltere'de de güçlü yerel yönetim birimleri var. Orada da bir sürü kamu hizmeti, bizden çok daha fazla kamu hizmeti belediyeler eliyle yürütülüyor. Fransa 1980 ki bizim örnek aldığımız ülkedir kamu yönetimi sistemimiz açısından. 1980'lerden itibaren sistemini desentralize etmeye başladı. Biz onlardan aldık ama desentralizasyon anlamında onları 20 yıl geriden takip ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bizim mülki idarenin içerisinde taşla dediğimiz yani illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların yaptığı pek çok hizmet Fransa'da belediyeler eliyle yürütülüyor. Onlar le collectif territorial dediler. Yani taşla hizmetlerin önemli bir kısmını yerel yönetimlere aktardılar ve artık belediye yürütüyor. Yani bir de şunu da söylemek lazım. Hani bir ülkedeki belediyenin sorumluluk alanıyla başka bir ülkedekini karşılaştırmak için ilk ülkenin tarihi, gelenekleri, mevzuatı, arkalarındaki yapılar gibi pek çok şeye ihtiyacımız var. Avrupa'daki pek çok örnekle, mesela bir Bulgaristan'daki belediyelerle karşılaştırdığında bizim belediyelerimiz daha fazla iş yapar. Daha fazla sorumluluk sahibidir. Ama Fransa'ya göre, İngiltere'ye göre, İspanya'ya göre mesela daha sorumluluk sahibidir. Bir şey yapmak da zor ama hani bunları böyle bir teraziye çıkarmak da o kadar kolay değil. Federatif yapan ülke uyumlu mümkün mü? Yani Türkiye uyumlu bir yapı mı? Değil. Yani bu belediyeler bağlamında aslında sorumlu. Değil. Çok direkt hiç sorumlusuz, sualsiz. Değil. Niye değil? Şöyle, yani federal yapıların niye ortaya çıktığına bakmak lazım. Federalizm dediğim gibi, ya bu konusunda yazılıp çizilenler, İncil'de kaynağını bulanlar var. İncil'e kadar götürüyorlar falan ama gerçekçi değil. Yani gerçekçi olan şu, 250-300 yıllık bir tarihi var bunun. İşte Amerika bu anlamda iyi bir örnek. Onun dışında Avrupa'daki örneklere baktığınızda genellikle de imparatorlukların dağılması sonrasında ortaya çıkan federal devletler var. Şimdi federal devletler için en önemli altyapı büyük oranda şundan kaynaklanıyor. Yani şöyle bir şeye ihtiyacınız var. Farklı etnik kimlikler olacak. Bu farklı etnik kimlikleri bir masa etrafında toplayacaksınız. Ve bu masadan bir ortak siyasal irade çıkacak. Yani sistem aşağıdan yukarıya doğru tasarlanacak. Yukarıda bir şeyi oluşturacaklar. Avrupa'da öyle ama Amerika'da tam olarak öyle değil herhalde. Tam olarak öyle. Hatta belki Amerika bu anlamda çok daha iyi örnek. Koloniler bir araya geliyorlar. Hani kimlikler. Orada da var. İrlandalılar var, Fransızlar var, İngilizler var, İspanyollar var, Portekizliler var. Hani ama eyaletlere böyle birbirlerinden keskin olarak ayrılmış bir şekilde. Aslında var. Kuruluşta var. Kuruluşlarında var. Fransızların egemen olduğu eyaletler var. İngilizlerin ağırlıklı olduğu eyaletler var. İngilizlere karşı savaşmış olanlar var. Onlar ortak hareket ediyorlar. Amerika bu anlamda çok daha iyi bir örnek bence. Avrupa'daki örnekler de öyle. Yani sistem aşağıdan yukarıya doğru tasarlanır. Ve bu bir kurucu iradeye ihtiyaç var. Kurucu irade diyecek ki ya biz aşağıdaki yetkilerimizi kullanalım. Ve ondan sonrasında da yukarıda bir tane federal devlet olsun. Şöyle bir şey olsaydı mesela. Saçma bir şeydir hani bu tarih üstüne böyle bir projeksiyon geliştirmek ama. Mesela işte Kurtuluş Savaşı. İşte Mustafa Kemal haber salıyor şeylere. Diyarbakır'ın en önemli ailelerine, işte Manisa'nın en önemli ailelerine, Kars'ın ya da işte bugünkü Misak-ı Milli Sınırların dışındaki şeyler, Suriye'deki önemli ailelere vesaireye. Gelin bir araya gelelim işte siz Suriye bölgesi. Ve onlar işte asker veriyorlar, para koyuyorlar.
Ve ilk meclis oluşurken mesela herkes kendi adaylarını seçiyor, gönderiyor falan. Orada böyle bir şey belki başlangıçta orada kurgulanabilirdi ancak. Hani şunu diyebilirlerdi. Ya biz para koyduk, savaştık. O kadar insanımızı kaybettik. Ve bu siyasi sonuçta da biz kendi en azından kendi kendimizi yönetmek anlamında burada özgür olalım. Tamam bir başkentimiz olsun ve burada bir federal yapı ki dünyada örnekleri var biliniyor. Bilinmeyen bir şey değil. Ama sistem böyle gelişmedi. Ya kurgu böyle değildi. Kurgu hep tek bir merkezden dizayna dayanıyordu. Ve bu da Osmanlı'ya dayanan, Selçuklu'ya dayanan tarihsel kökene çok uygundu. Onun için bu geldiğiniz noktada bir federalizm tasarlayamazsınız. Ya bunu yapmak için şöyle yapacaksınız. İşte şuraları belirledim. Burası A bölgesi, A şeyi, federal devleti. Burası B devleti, burası C, burası D, burası E, burası F. Sonra ya bunların şeyleri yok. O arkasındaki organik yapı yok. Yapacağınız tamamen hani şey cetvelle şey çizmekten, sınır çizmekten ibarettir. Arka tarafta o organik bütünlükler olmadığı müddetçe yani Türkiye'de kaç tane öyle yapı oluşturabilirsiniz? Dolayısıyla bu tür tartışmalar çok anlamsız. Bizde bir de ayrıca bu federatif yapıların hani finansal boyutu yeterince iyi bilinmiyor. Hani sanki merkezden bütçe gelecek, ondan sonra şeyler de tamamen bağımsız olacakmış gibi zannediliyor. Eyaletler diyelim. Hani tamamen harcama da bağımsız olacak zannediliyor yani. Böyle de bir problem var. Yani daha da hani yerinden kaynak toplama, vergi toplama, yerinden finans toplama yollarında daha hani daha sorumlu olacak eyaletler. Bu yeterince farkında değiller. Bunları zaten açıklayıp insanlara oylama yapsanız istiyor musunuz diye istemeyiz derler zaten muhtemelen. Tabii ben hani karşıyım veya değilim bu konuda bir şeyim yok ama. Şimdi şöyle. Kanaatim yok ama hani böyle bir farkındalığın olmadığını hani en azından. Böyle bir şey ayırdığınızda turizm merkezleri, sanayi merkezleri ya düşünün mesela İşte İstanbul'u, Bursa'yı, Kocaeli'ni vesaireyi içine alan bir eyalet yapılanmasının olduğunu düşünün. Para orada. Yani mecburen Van, Hakkari, Diyarbakır oradan besleyeceksiniz. Ya bugünkü durumdan farklı bir şey olmayacak. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Hani federal sistemlerde gerçekten evet sistem aşağıdan yukarıya tasarlanmıştır falan ama bugün geldiğimiz noktada aslında o klasik federalizm de anlamını yavaş yavaş yitirmeye başladı. Orada da özellikle federal sistemlerin önemli bir kısmında da bu arada başkanlık sistemleriyle yönetilirler. Hükümet sistemi, başkanlık, devlet sistemi, federalizm olunca güç yine merkezde toplanmaya başlıyor. Mesela Amerika'da eğitim en bilindik hizmetlerden bir tanesidir. Eyaletler işte kendi eğitimle ilgili kararlarını verirler. Yani federal devlet karışmaz şeye. İşte şurada okul yap, burada şu eğitimi ver, müfredatın şöyle olsun, şu yaştan öğrenciyi al bilmem ne. Bunlara federal devlet karışmaz idi. Yavaş yavaş şöyle bir şey oldu. Eyaletler bu hizmetleri karşılamak için yeterince finansmana sahip olmayınca merkezden para aktarılmaya başladı eğitim için. En azından mahalle okulları düzeyinde yani hani özel okullar mesela hizmetler daha büyük oranda şirketleşmiş durumda olduğu için özel okullar mantığı var. Ama bunun içerisinde kamu okulları açılıyor. Özellikle dezavantajlı grupların bulunduğu yerlerde ve parayı veren düdüğü çalar derler ya, merkez idare eğer Washington'dan parayı gönderiyorsanız bir müddet sonrasında eğitim politikasına da müdahale etmeye başlıyorsunuz. Ya bugün mesela Amerika'da eğitim hizmetleri başta olmak üzere pek çok noktada federalizm o klasik örgüsünün aşıldığı ve üniter devletlere doğru yaklaşıldığı eleştirileri yapılıyor. Bugün böyle bir sorunu da yaşıyorlar federal devletler. Buyurun. Hocam şu an Ankara'da sanırım 25 tane falan ilçe var. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis'e baktığımda, ben mesela Keçiören'de yaşıyorum, Keçiören'den örnek vereceğim. Keçiören ilçe belediye, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sanırım 10 üye falan yolluyor. Küçük olarak da kimi diyebilirim? Ayaş mesela. Ayaş'ta 3 üye yolluyor nüfusa orantılayarak ölçüye baktığımda. Şimdi Keçiören giden 10 üye... Eğer kişi bazında bakıyorsam bir üye 90 küsur bin kişiyi falan temsil ediyor. Ayaş'ınla 3 üyesinin her birisi 6 bin küsur falan kişiyi temsil ediyor. Ben daha fazla temsil edilmek istiyorum. Çünkü Keçiören daha büyük bir yer. Ama temsil edilemiyorum.
Bu noktada baktığımda da sosyal medyada mesela halkla o kadar iç içe olmaya çabalarken sistemde bu kadar iç içe olmayı göz ardı edip sistemin getirisi olarak bunu yapmaları bir noktada bana ikiyüzlülükmüş gibi geliyor. Neden yeni bir ölçeklendirme ya da ne bileyim yeni bir sistem ya da yeni bir şey yapmak yerine bunu göz ardı edip devam ediyorlar yollarına? Bunu sormak istiyorum. Şimdi burada konunun teknik detayını bilmeyen arkadaşlar için en azından şunu söyleyerek başlayayım. Biz de meclislerin sahip olacakları üye sayısları 2972 sayılı bir kanunda düzenlenmiştir. Nüfuslarına göre belirlenmiştir bu da. Büyükşehir belediye meclislerinin üye sayısı için bir şey yoktur orada 2972'de. Sadece şöyle bir hüküm var. Diyor ki ilçe belediye meclislerinin toplam üye sayısının 1/5 yani %20'si gidiyor. Hatta orada da şöyle bir şey var. Bir başkan olmak üzere. Bir de başkanla beraber. Dolayısıyla her bir ilçenin belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin doğal üyesi. Geri kalanlar da oranın kendi belediye meclisinin diyelim 11 üyeli ise, küçük bir ilçe ise 2 üye. 55 üyeli ise mesela 11 üye gidiyor. Şimdi doğal olarak burada şöyle bir şey var. Çankaya gibi büyük ilçelerde hakikaten ki 55 üyesi vardır Çankaya Büyükşehir, Çankaya İlçe Belediye Meclis üyesinin. Üye sayısı 55'tir. Bu 55 üyenin 11 tanesi gidiyor ama yani koca Çankaya 11 üyeyle temsil edilirken işte Kalecik ya da Bala ya da daha küçük ilçeler 2 ya da 3 şeyle temsilciyle, meclis üyesiyle temsil ediyor. Bu bir temsilde adaletsizlik ya da daha doğru ifadeyle aşkın temsil dediğimiz şeyi ortaya çıkarıyor. Yani ilçe belediye, küçük ilçelerden gelenler daha az vatandaşın oyuyla gelmiş oluyorlar. Diğerleri daha fazlasıyla. Ama bu durum aslına bakarsanız her yerde var. Yani 200 bin nüfuslu ilçeli, 300 bin nüfuslu ilçede de var. Ya da illerde de var. Ve bunun doğrusunu söylemek gerekirse çözümü yok. Yani buna ait bir çözüm üretmek mümkün değil. Nereden biliyorum? Çünkü çalıştım üstüne. İstatistiksel modellemelerine, regresyon analizlerine kadar her şeyi yaptığınızda bile ideal bir çözüm önerisi çıkmıyor. İdeal çözüm şudur. Diyeceksiniz ki işte ortalama her 50 bin vatandaşa bir tane. Böyle bir durumda şeyde diyelim ki 500 bin seçmen varsa örneğin Çankaya'da 10 belediye meclisi ona. Peki Bağlar'ın orada 10 bin seçmen var. Ne olacak? İki fazla olur. Şimdi başkanı götüreceksiniz. Mecburen götürüyorsunuz. Hadi başkanın yanında bir tane alalım en fazla. Etti iki. Oy veren seçmen 10 bin. O 5 bini temsil ediyor. Buraya 50 bin oldu. Bunun şeyi yok. Ya da şöyle yapacaksınız. En düşük rakamı alacaksınız. Böyle bir durumda Çankaya 500 kişiyle temsil edilecek. De bu sefer de ilçe belediye meclisinde o kadar adam yok. Yani sıkıntı bu. Bu bir arıza, sorun ama çözümsüz bir sorun. Neyse en azından bütçeden para gitti. Hayır, o konuda rahat olabilirsiniz. Yani hep herkes ya bu kadar belediye meclis üyesini seçiyoruz. Bunlara eşek yüküyle para veriyorlar falan filan diyorlar. Öyle bir şey yok. Buyurun. Anlamadım hocam. Açıkladığınız zaman anlamadım hocam. Arkadaşımıza bir söz veriyorum. Tamam. Evet. Biz üzerine de çalıştığımız bir konu hocamla beraber. Bu kadar yerel yönetimlerden bahsettik ama yerel yönetim birimi olmayan mahalle yönetimi, zamanla azalan bilgisi, gücü, hatta etkinliği üzerine konuştunuz. Peki bu etkinliğin azalmasının sebeplerini dijitalleşme dedik, işte teknolojinin giderek artması, e-devlet falan hepsini söyledik. Bu etkinliği tekrar nasıl kazandırabiliriz ve nasıl düzenlemeler gelmeli yerel yönetimler tarafından? Ya evet, mahalle muhtarı meselesi hakikaten bir şey... Halkıda seçiciliğin de söz konusu olduğu bir yer. Çünkü yani kimse belediye başkanları için, belediye meclis üyeleri için bu kadar rahat konuşmuyor ama muhtarlar söz konusu olduğunda ya hepimiz işte bir mahallede yaşıyoruz. İkametgah elmabirimizi artık E-Devlet'ten alıyoruz. Niye maaş veriyoruz muhtara diyoruz? Değil mi? Hep aynı noktaya geliyor. Ya eskiden ya bu sistem köy ve mahalleyi kurgularken köy kanunu 1924'te çıkmış. Mahalle kanunu 50'lerde çıktı. 54'tü değil mi?
bakış açısı daha böyle şey, güvenlikçi politikaları merkeze alan bir bakış açısı ve esas görevi de şöyle demiş: köye giren yapıcı kişileri tespit edip jandarmaya haber vermek. Şimdi bakış açısı bu. Mahallede de var böyle bir şey. Yani yabancıyı tespit etmek. Korkuyorsunuz. Bugün artık onların da bir anlamı kalmadı. O zaman bunlar gereksiz mi? Ya, değil işte. Yani mesela mahalle muhtarlarının, siz bilmiyorsunuz ama bu adamlar gidip sizin mahallenizin sorunlarını belediyeye onlar taşıyorlar çoğu kez. Yani işte bu mahallenin kanalizasyon sorunu var diyor. İşte şurada şu var diyor. Daha da önemlisi şöyle bir tarafı var. Evet, sizin yani CİMER'le işinizi hallediyorsunuz, E-Devlet'ten ikametgah nüfus cüzdanının vesairesini alıyorsunuz ama yani mesela Türkiye'de 16 milyon emekli var. Ortalama 50 yaşın üstünde. Bunların bir kısmı şeyi kullanmayı bilmiyor. Bir de emekli, yani onların dışında da yaşlılar var. O dediğiniz kanalları kullanmayı bilmeyen insanlar var. Bu insan bir de velev ki onları kullanmayı biliyor olsa bile illa gidip derdini İşte Marco Paşa'yı anlatmak derler ya. Gidip orada anlatmak isteyen biri var. Yani gidecek belediyeye burada muhatap söyleyecek. PTT müdürüne gidecek, eleştirecek mesela. Odasında bir çay içecek. Şimdi bu adamın o kurumla olan bağlantısını o muhtarlar sağlıyor. Ona yol gösteren o. Yani çok işlevsiz değiller aslında bakarsanız. Düdüklünün sübabı yani. Adresinde bulunan en tebligatlar muhtarlar. Evet, bir de öyle bir şey var. Evet. Muhtarlara tebligatlar. Ben aslında bir şey söyleyecektim. Yani ben şahsen ikna olamıyorum. Neden? Çünkü mesela çok büyük mahalleler var Türkiye'de. Yani İstanbul'da yaşayanlar bilirler. Yani hani öyle evet, 80 bin nüfuslu yani mahalleler var. Evet mesela. Hani mesela köy ben az önce hani dediniz ya öyle bir işlevi kalmadı. Yani mesela işte köyde bir suç işleniyor mesela. Jandarma direkt muhtara gidiyor. Bu kim kimin İşte nesli onun hani bence bir işlevi var yani köylerde gerekir çünkü köyler şehir merkezinden uzak oluyor, iletişim kopuyor falan o tamam ama çok büyük mahalleler var ve gerçekten ben ikna mesele olamıyorum yani orada bir muhtarın gerekli olduğuna hani ben bilmiyorum yani mesela ben şu an kendi mahallem için Bahçelievler Mahallesi, Gölbaşı Mahallesi ben tanıyorum muhtarımı işte mesela çok yardımcı da oldu bana geçtiğimiz senelerde. Yani mesela kendisinin gerekli olduğunu... Sen hep yardımcı hem yardımcı oldu, hem eleştiriyor. Mesela neye yardımcı oldu? Bir yakınımızı kaybetmiştik. İşte her sene biz onun hayrına işte bir şeyler dağıtıyoruz. Gidiyoruz ona soruyoruz mesela bu mahallede kimdir hani fakir fukara yani. Benim tanımam ama o biliyor. Ve bana yardımcı oluyor mesela. Hatta ben ona götürüyorum. O kendi götürüyor falan. Ya bu okey ama ya dediğiniz gibi 80 bin kişilik bir mahallede ben bilmiyorum. Yani ben ikna olamıyorum mesela hani... Yanlış mı hocam? Orada sorun muhtarın varlığı değil, mahallenin büyüklüğü. Bence o mahalleyi bölmemiz lazım. 4 parça, 20 bin, 20 bin, 20 bin. Dört muhtar. Şey mi o zaman bir parti lideri? O zaman 4 muhtar. Yani öyle bir şey de gidecek. Bu şeyde hani fakirler de belediyeye gidip işte şeyden kaymakamlık bütçesinden filan şey alabiliyorlar. Biliyor kaymakamlıkta çoğu. Birçoğu onun mesela kaymakamlığa gidilmesi gerektiğini de bilmiyorlar ama. İşte muhtar elinden tutuyor götürüyor. Hocam daha çok... Olmadı zaman bilecek miyim? Ya ben diyorum ya işte en başta bununla başladım ya. Bu üstelik de bu konunun... Ben de ikna oldum. Sorular hep oradan geliyor dikkat edersen. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Muhtarların hizmetlerini daha çok siyasal sistemi güçlendirmek için kurgulanmış ve mesela özellikle şunu söyleyebiliriz. Son 15-20 yıl önce falan yani maaşlar yükler, yüksel. Önce çok cüzi şey alıyorlar. Asgari ücret gibi bir şey yapıyorlar. Şu an asgari ücret alıyorlar. Eskiden çok cüz iş yapıyorlardı. 1000 lira gibi. Ondan ücret alıyorlar. İkametgah ve nüfus cüzdanı vererek oradan para alıyorlar. Kaç ücreti vardı? Ama yani biraz nüfus müdürlüğü. Hizmetten daha çok böyle bir sistemi güçlendirmek için bir... Demokratik sistemi güçlendirmek, evet. Ya işte dedim ya, kuruluş zaten kuruluş gerekçesi o. Güvenlikçi gerekçeyle kurdular. Yani mahalleye girerse birisi haber verdi ya. Bunu hiç reddetmiyorum yani. Başlangıçta vardı bu. Bugün de hala vardır bir miktar. Meclislersen milletvekili, ben doktora tezi milletvekilleriyle mülakat yaparak yazdım. Mesela her gittiğim milletvekilinin odasında kendi şehrinden 5 tane muhtar olur diye her gittiğimde. Yani evet. Mesela milletvekilleriyle falan iletişimleri çok ben hiç aklıma gelmezdi mesela. Hani evet, muhtar böyle basamağın en altı, milletvekili de böyle biraz daha force yüksek yok. Mesela çok güçlü iletişimleri var. Yani küçük yerler için bence çok işlevsel oluyor işte. Seçim dönemi gelecek. Ya ben mesela vekillerin odasında çok vakit geçirdiğim için diyorum. Mesela eşim beni terk etti falan diye muhtarı arayıp muhtarı vekile gönderip eşim beni terk etti mesela babası bana kaldı diyor. Bunun için mesela muhtar giriyor oraya, vekil giriyor falan böyle hani
köylerin o kadar garip problemleri var ki yani. Hani bunu biz anlayabiliyoruz. Kolay bir şey diyeceğim. Daha neler var yani. Yani böyle şeylere şahit olmuşum ama. Daha maaşların da hocam şeye göre değişmesi lazım. Bu sayede şey. Ben 12. Kalkınma Planı'nda mahalle muhtarlarıyla ve köy muhtarlarıyla bir çalışma grubunda beraber çalışmıştım. Bir şey var, muhtarların bir derneği var. Bu dernek başkanı şey demişti, dua edin muhtarlar var. Yoksa o sabah şey programları var ya, neydi o? Seda Sarıgül'ün, Bülge Anlı programları. Orada daha nelerini görürsünüz. Biz bir miktarını engelliyoruz. Yani hakikaten şöyle bir şey var. Mahallede sorun çözücü bir muhtar figürü var. Yani bir şekilde bu adamlar o mahalledeki sorumlu noktaların ortasında birçok şeyi de çözüyorlar. Yani yargı organlarına taşınmadan bir sürü mesele çözülebiliyor. Genel olarak mahallelerden haberdarlar. Eğer gerçekten şeyse mesela ilgiliyse, bir daha seçilmek istiyorsa falan ya da bu işin o rantından dolayı bir memnuniyeti varsa ama yani bir yatırım yapması gerektiğini farkındaysa ilgileniyor. Mahallesiyle ilgileniyor, her şeyden. Bu en çok şu pandemide ortaya çıktı. Ya ben açıkçası kendi yaşadığım mahallede, yani bir büyük şehir içerisinde toplam 30 bin nüfuslu bir mahallenin mahallede yaşıyorum. Dolayısıyla hani muhtara nadiren bana evrak ulaşmadığında, tebligattan onay gittiğinde ancak haberim oluyor falan. Ama şunu biliyorum. Anne babamın yaşadığı ilçedeki mahalle muhtarı mesela onlar yaşlı insanlar diye şeylerini alıp getirdi bıraktı kapılarından. İşte ekmek getirdi. Ne bileyim pazar alışverişleri yaptı. İşte kasaba gitti bir şey aldı getirdi. Paralarını çok ödedi vesaire. Insanlar. Tek tek ilgilendi bu insanlarla. Ha bu başka bir birim tarafından yapılabilir mi? Yani kaymakamlığın içerisinde böyle bir birim oluşturucu ya da belediyenin içerisinde böyle bir ya böyle bir şeye ihtiyaç yoksa bu muhtar da aynısını yapıyor. Yani oraya adam alacağımızdan yani, bırakın seçilmiş olan olsun en azından. Evet. Atanmış görevli olacaksa. Evet. Her yerde yapılmış olabilir. Yani gereksiz yük değil bunlar. Ve gerçekten bu kurumlar her şey bir tarafa demokratik anlamda haklarımızı kullanabilmemiz ya da hani o işte kendi kendini yönetebilme ya, bazen bana şey gibi öyle geliyor. Ya bir hikaye aslına bakarsanız yukarıdan dönüyor. Bana da oynayabileceğim bir oyuncak en azından verilmiş. Düşüneceğim. Ha, bu açıdan bakanlıkta bile kötü gelmiyor onu söyleyeyim. Ya öbürü daha kötü olur. Ben yani düşünsenize ya Kuzey Kore'de yaşadınız. Allah korusun. Burada tabii mesele biraz şöyle hani çok fazla şeye boğulmuş hissediyorum şimdi kendimi böyle. Kamu otoritesi, kamu tarafından kararların verilmesi, işte finansın yani, yeniden dağıtılması. Kamu hocası çağırıyorsunuz. Buna hazır olmak lazım. Yani buradaki temel problem şu. Temel hani bakacağımız yer diyelim. Yani olabildiği kadar hani yerinden yönetiminde, benim için yani merkezi yönetiminde olabildiği kadar az sayıda herkesi ortak olanı ilgilendiren hizmeti sağlaması ve bunların mümkün olduğu kadar az olması, yani devletin olabildiği kadar sınırlı olması, yani o sağlayacağı mal ve hizmetlerin mümkün olduğu kadar az sayıda herkesi ilgilendiren, işte güvenlik gibi oraya geldik, hepimiz orada anlaşıyoruz. Evet, hani en yerelde en küçük olan muhtar da hani en fazla güvenlikle falan ilgilensin, hani böyle asayişle ilgilensin. Ama işte asıl daha hani meseleler, yerel yönetimle ilgili meseleler, işte vergilerin toplandığı zaman, yerel vergilerin toplanması, işte bir finans kaynağı oluştuğunda, o yeniden dağıtılacağında hangi mal ve hizmetleri sağlayacağıyla ilgili oluyor. O yüzden mümkün olduğu kadar hani özel mülkiyete dayanan serbest piyasa ekonomisinin geniş olması ve o zaman daha az hem merkezi yönetiminde aynı zamanda yeniden yönetiminde daha az rant sağlayan bir otorite olması ki hani böyle büyük meselelerin olmaması. Ne kadar daha az rant dağıtan, demokrasi sonuçta rant dağıtan bir şeydir. Çok da iyi, hoş bir şey değildir aslında. Nihayetinde demokrasi dediğimiz şey hani kötünün iyisi. Yeniden rant dağıtma mekanizmasıdır. Rantı bir onlar yer, bir bunlar yer. Yani otoriteye, yönetime kim daha yakınsa onların paylaştığı bir alan. Yani bizim o rantı daraltmamız esastır yani. O yüzden rekabete dayanan piyasanın geniş olması lazım ki yeniden yönetimin hem meşruiyeti güçlensin hem de mümkün olduğu kadar daha adil bir sistem olsun. Hani
Tabii ki bu muhtarlar, işte mahalli o güvenlik sağlama mekanizmaları çok değerli. Katılmamız ve kendimizi bir parçası hissetmemiz, ait hissetmemiz, yani en küçükten başlayarak ve aslında daha şeyde o vatana ait hissediyoruz biz o yerel vasıtasıyla. Ama burada şey çok önemli. Yani yerli yersiz yapmayacağı her işe girmemeli. Nedir halk ekmek yani? Ekmek nedir? Ekmek nedir yani? Ne kadar rekabete açık olursa o kadar ucuz olur ekmek. Ay, belediye daha yaptığı zaman daha ucuz olmaz yani ekmek. Evet, aynen. Ondan sonra ya daha nice işte et şeyleri var, şeyler var. Ha, öyle onu nasıl vereceklerse ben onu çok merak ediyorum. Yani ya, İstanbul Belediyesi'nin vaatleri mesela öğrencilere 10 bin lira şey mi verecekti? Yani bu nereden toplayacak, nereden dağıtılacak? 2000 TL. Yani bunlar ve evet. Ve tabii çok daha büyük boyutları var. Yani tabii, belediyelerin kültür yani şeyleri var, kültür daireleri var. Akla hayale gelmeyecek şeyler harcanıyor yani. Ben buraya asfalt çöp diye para topluyor. Nereye topluyor, nereye veriyor belediye bilmiyorsunuz yani. Böyle vergi katlıyor, katlıyor, alıyor. Başarısı neyi ne kadar bedava dağıttığıyla ölçülüyor biraz. Evet. Evet. O problem yani. Yani merkezin de işte belediyelerin de harcamalarını sorgulamamız lazım. Katılıyoruz ya, harcamaların azaltılması, belediyenin yaptığı mal ve hizmetlerin azaltılmasını istememiz lazım. Bunların daha çok piyasaya bırakılmasını talep etmemiz gerekir. Yerinden yönetimleri de, yerel yönetimle daha etkin ve verimli çalışması için. Yapılan harcamaların yerinde harcamaların... Tabii da, esas olan da odur aslında. Türkiye'deki en büyük programlar... Tabii asıl olan da o zaten. Merkeze hesap. Değerli olanı odur. Yerel yönetimlere... Bu kısmı çok önemli gerçekten. Yani merkezin harcadığına hesap sormamız biraz daha zor. Hani yerinden yönetimi tercih etmemiz, yerinden yönetimin yaptığı harcamalara daha... Birazcık daha yakın olacağız, daha kolay hesap soracağız, denetleyebileceğiz. Hani değeri orada. Uygulanıyor. Yani Mansur Yavaş tarafından her belediye meclisi gününde açık yapıldığında canlı yayın olarak sunuyor. Tek tek İhalelerin nereye verildiği, ne yapıldığı, ne kadar ücretle verildiği ya da ne harcandığı tek tek açıklanıyor canlı yayında. Eskiden böyle bir şey yoktu ama o haftanın günü belediye meclisi. Evet, en büyük hizmeti herhalde. Evet, ya ben ihaleleri şeffaf yaparak da usulsüzlük yapabilirim. Yani 8 sene hastane yönettim ben. Nasıl bir şey? Yani inanılmaz şeyler döner. O işler çok kolaydır. Ben işin daha şey tarafından bahsedeyim. Evet, bunlar doğru. Hani şeffaflık önemli, işte paraları nereye harcadığı önemli vesaire ama ya mesela ne kadarlık bir yekünden bahsediyoruz? Kafanızda mesela gayri safi milli hasılanın ne kadarını ya da ulusal vergi gelirinin, öyle diyelim daha rasyonel bir şey olsun. Ulusal, bir yılda toplanan ulusal vergi gelirinin sizce yüzde kaçını harcıyordur Türkiye'deki özel idare, belediye, köy, büyükşehir belediyelerinin toplamı? Ya bunlar kamu idaresi ve para harcıyorlar. Bu harcadıkları para vergi gelir. Bu vergi geliri Türkiye'deki tüm ulusal vergi gelirinin bir yıllık yüzde kaçıdır sizce? Vitamin de bulunuyor şu an. Bence 15 diyorum ben. Öğrencilere bir şey sorarım bazen. Derim ki ve şimdi hiç kimsenin ilgisini çekmez. Arkasından şöyle derim. Bu soruya doğru cevap verecek kişinin Finlen'in +20 benden ilk sordukları soru şu olur. Soruyu tekrar eder misiniz? Soruyu tekrar eder misiniz? Türkiye'deki toplam vergi gelirinin yüzde kaçını yerel idareler, yüzde kaçını merkez idare harcıyordur? Belediye geliri değil. Toplam vergi gelirinin tam yani yerel vergi boş verin. Çevre temizliği boş verin. Gelir, kurumlar, stopaj, motorlu taşıtlar vergisi, şu bu. Toplam vergi var. Mesela trafik cezaları falan saymıyoruz. Onlar ayrı bir yerde zaten. Ki teknik olarak da öyledir. Toplam vergi, Türkiye'de 80'e yakın vergi türü var. O 80 verginin totalinden oluşan yekün hazineye girdiğinde bu paranın yüzde kaçını özel idare, belediye, büyükşehir belediyeleri harcıyordur? Bekliyorum. %20-25 arası. Yani %4 diyorsanız demin beri boşuna koşmuşuyoruz demektir değil mi? Yani hani evet, o kadar eleştiri evet. Boşa gider. %20-25 arası. %6,5. %6,5. Ne kadar?
Hocam zararları dahil edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi %4,5 Türkiye'deki toplam büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri. Büyükşehirlerin payı büyükşehir ilçeden gelir. %4,5'tur. Genel bütçe vergi gelirleri, kanunun tam adı şöyle. Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden yerel yönetimlere pay verilmesi hakkında kanun. Uzun bir ismi var. 5779 kanun numarası. Bu kanuna göre her ay toplanan, bir önceki ayın toplanan vergi gelirlerinin %4,5'u büyükşehir ilçe belediyelerine, o kendi içerisinde daha sonrasında %30'u büyükşehire, %70'i ilçeler olacak şekilde dağıtılır. %1,5'u belediyelere, 51 il belediyesine ve ilçe belediyesine, %0,5'i de özel idarelere dağıtılır, %6,5. Büyükşehirlerde... Yerel yönetimler bayağı güçlüymüş bizde. Olur mu? Dünya ortalaması %20'dir. Yok, ben finansman toplama, vergi toplama bakımından söyledim. Hayır, daha yerinden topluyor şey demek ki. Hayır, i̇şte düşük. Düşük de işte ben diyorum ki, yani demek ki merkezden topluyor daha ziyade. Yani merkezden transfer, esas gelir merkezden transfer. Şimdi merkezden değil, pardon, yerinden topluyor demek ki daha ziyade. Oradan topladığı para da toplam öbür bütçesinin, yani %6,5'la gelen bütçesinin %20'sine tekabül ediyor. Ancak o kadar. O zaman %7 gibi bir. Yani öz gelirleri %20. 6,5'da gelenin %20'si kadar da öz gelir var. Dolayısıyla Türkiye'de büyük olan merkez idare. Kamu harcamalarının çok büyük bir kısmı merkez idare tarafından yapılıyor. Hocam uzattık ama yani imar rantlarının üretilmesinde belediyelerin rolü, çünkü orada çok ciddi bir, Türkiye'de şeffaflık açısından çok ciddi bir sıkıntı var. Orada mesela imar planlarına yapılan değişikliklerle çok ciddi rant üretiliyor. Evet. Ve Türkiye'de belediye başkanlığı seçimlerinin ölüm kalım meselesi haline gelmesinin sebebinin başında bu var. Tabii. Yani mesela bu hesabın yani orada mesela neler var? Evet. Ama bu belediyeler vesaire söz konusu olduğunda hep bu rant meselesi akla geliyor. Ya bunlar işte rantı dağıtan kurumlar, rantı yönlendirenler vesaireler diye. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeyken bir dersin bir tanesinde hocanın bir tanesiyle, ismini vermeyeceğim, söylersem hocam bilir. Epey bir şeyimiz oldu, tartışmamız oldu. Hoca dedi ki işte ya bu sadece iktidarlar işte bütün şeyleri gecekondu mahallelerini kentsel dönüşme sokuyorlar. Adamın işte iki tane gecekondusu var, birleştiriyor oraya bir tane apartman dikiyor, bilmem ne oluyor vesaire. Buradan rantı transfer ediyorlar. Dedim evet doğru ama yanlış değil. Dedi nasıl yanlış değil? Dedim rant işin doğasında var. Yani Ankara atıyorum kaç milyon mu nüfusu? Atıyorum 4 milyon mu? Ya da şey, içerideki nüfus 2,5 milyon mu? Ya 10 sene sonra 2,5'da kalmayacak. İçeridekiler evlenecekler, yeni çocuklar doğacak. Hiç dışarıdan gelmese bile içeride nüfus artacak. Ve biliyoruz ki doğanların sayısı ölenlerden daha fazla. Yani içeride 10 sene sonrasında nüfus artacak ve yeni evlere ihtiyacımız var. Yeni konut alanlarına ya da yeni konutlara, şeye, dairelere ihtiyacımız var. Peki nerede olacak bu? Ya çeperdeki gece konuları dönüştürüp oraya apartman dikeceksiniz ya da alternatifi buradaki evleri yıkacaksınız, buraya fazla kat vereceksiniz. Ne, başka türlü nasıl bu insanlara konut ihtiyacını karşılayacaksınız? Yani aslında şunu söylüyor. Yani şeyin, Ankara'nın Altındağ ilçesinin Önder Mahallesi'nin arka tarafındaki işte peçeneğin olduğu bölgede, o eski köy, yeni mahallelerin olduğu yere doğru çıkarmayalım. Rantın gelirini oraya aktarmayalım. Kime aktaralım? Emekte Bahçeli'de oturan adamlara aktaralım. Olay bu, çünkü başka öyle bir durumda Bahçeli'deki ev, 4 katlı evleri yıkıp 10 kat vereceksiniz. Oradaki şeyler biraz müteahhitle şeyin arasında paylaşılacak, apartman sahipleriyle. Kaç lira sizin şu anda oturduğunuz evin fiyatı? Şu an benim oturduğuma yaklaşık 4,5 milyon. 4,5 milyon. Eski ev değil mi? 10 yıldır. 10 yıldır. Bahçeli miydi? Gölbaşı. Ha pardon, Gölbaşı'nın Bahçeli. Ankara Bahçelievler'de şu anda 6-7 milyon, 8-10 milyon eden bir ev yıkıp yeniden yaptığınızda, ki cebinizden 1 milyon, 2 milyon da muhtara, şey, müteahhite verirsiniz. Muhtar deyip deyip muhtara ver. 15-20 milyon. Şey, 15 milyona çıkacak. Yani peçenekteki adamı mı transfer edelim, cebecideki adamı mı, Bahçeli'deki adamı mı? Bütün hikaye bu. Rant doğası gereği var. Yani sadece sizin müdahaleniz yönünü değiştirir. Rant oradan kaldıramazsınız. En fazla yapabileceğiniz şey bunu özel düzenlemelerle vesaireyle rantı kamuya aktarmak olur. Bu da
kamunun elindeki parayı arttırır. O da Özlem Hanım'ı sinir eder. Olay bu. Rantı paylaşırken de olabildiğince şeffaf olmak da mümkün. Hatırlıyor musun? Yani böyle çok keyfi bir şekilde yapmazsanız evet. Bu şey kararlarını, imar değişikliği aha. Kararlarını. Bazen çünkü kör gözüm kör parmağına, o kadar kör evet. Gözüm kör parmağına oluyor ki bu halde getirmemek lazım. Çünkü şehircilik estetiği var, işte depremi var, bilmem nesi var. Size katılıyorum tabii ki. Yani. Ben de liberalim. Yani doğal olarak yani rantsız bir sistemin dönmesi yani lazım. Gerçekçi ama olarak. Bu rantı bir şekilde daha şeffaf, daha hani görülebilir ve daha adalet duygusu evet. Daha burada şehrin nereye doğru genişleyeceği, ne tür yatırımlar yapılacağının belli zamanda herkese açık ilan edilerek yapılması evet, lazım. Evet, yani burada rant dağıtmak kapalı bir şekilde yapıldığı için herkese açık süreç boyunca yürümediği için problem oluyor. Bizim Ankara gibi şehirlerde. Bir saniye. Alacağım soruyu ama hocam bir yere kadar haklısınız ama şu son yaşadığımız örnekler, hani ben demin söyledim ya şu sosyal medya tarafı, oradaki hani algı, gerçeklik, haber, bilgi, ya oradaki o muğlaklık bazen insanı şuna götürüyor. Ya acaba bu kadar her şeyi açık etmesek mi? Üsküdar Belediyesi'nin bir karesi bu seçim döneminde kullanıldı. Şimdi Üsküdar Belediyesi ne çakacak şey, muhalif medya? Ve diyor ki işte burada diyor işte kat... Bir binanın üstüne afiş asmışlar. Tam şeyi hatırlamıyorum orada yazan ama hatırlayan vardırsa. Bir kat fazla izin veriyoruz. Ha, burada ya bir kat fazla izin veriyoruz. Evet. Olsa 11 yapacağız. Evet. Olsa 11 yapacağız. Ki orada 4'tür 5 yapacaklardır evet. En fazla. Üsküdar'da 11 katlı bina pek yoktur. 4-5'tir. Diyor ki 5 almışlar onu. Diyor ki ha bak işte diyor. Kendi yandaşlarına diyor şey yapıyor sağlıyor bilmem ne. 4'ü bir şey yapacaklar 5 yapacaklar. Rant üretecekler. Ya 5 yapmazsam onu müteahhide veremiyorum. Yani onun hatta 5 değil 6 olması gerekiyor. O binayı yıktık bir binayı, eski bir binayı. Biz de 8 tane şeyiz. Mesela bu binada kaç tane var? 10 mu? 10 tanesinin 10 tane maliki var diyelim ki yıkıldı. Buraya yeni bina yapmak için 10 malikin arsaları var elinde artık bir şeyleri yok. Buraya yeni bir bina dikebilmek için müteahhide bütün parayı vermeniz bir gerekiyor. Bir kat daha vermesi gerekiyor. Ama buraya iki kat fazla verdiğinde müteahhide o iki katı veriyorsunuz. Müteahhide o iki kattan elde edeceği gelir binanın toplam maliyetini hesap ediyor. Size de bir miktar para çıkarıyor. Ve depreme dayanıklı olarak sizin binanızı yapıyor. Yani kentsel dönüşümü mümkün kılıyor. Şeyin esas yöntemlerinden bir tanesi bu. Şimdi böyle bir ortada realite varken işte bir kat fazla olsak verdiğinizde size çakmanın yöntemi olarak kullanıyorlar bunu. Hani söylemek de çok sıkıntılı. Sonra derdinizi anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Şey hocam ben çok denk geliyorum da yapı kullanma ruhsatı alınmadan önce belediyedeki işte şahıs diyor ki şu kulübe şu kadar bağış yaptıktan sonra bağış makbuzunu getiriyorsun, belediyeleri başvuruyorsun, yapı kullanma ruhsatı veya rapı ruhsatı, izin vermesi o şekilde çıkıyor. Ve anladığım kadarıyla Türkiye'nin bütün belediyelerinde bu böyle işliyor. Yani şimdi düşündüğüm zaman, ben karşılaştığım zaman diyorum ki yani bu bir rüşvet. Değil ya. Hani, amatör kulüpleri nasıl geliştireceğiz ya? Ya bak, ben dedim ya işte hani rantın doğası gereği vardır. Müdahaleler sadece yönünü değiştirir. Evet. Adamın cebine gitmiyor işte. Amatör spor kulübüne gidiyor. Öyle düşün. Yani bazı vakıfları da istiyorlar hocam. Sadece amatör spor kulübü de değil. Tabii vakıf var. Tabii canım. Yani. Bunlar şey, işler böyle yürüyor. Yani ben size daha somut olanından, yani daha böyle can alıcı boyutlu olarak, hani siz diyorsunuz ki işte hani ya 1 milyar lira parayı nasıl çıkarırsınız? Yani mesela imar yasasının içerisinde 15-19'lu arasında düzenlenen arsa ve arazi düzenlemesi diye bir bölüm vardır. Orada da ifraz ve tevhid diye iki tane uygulama var. Eski adlarıyla eski Türkçe karşılıkları. Bir bölgeyi eğer kentsel dönüşüme sokarsanız mesela işte atıyorum orada gece konutlular falan vardı. Bir miktar köhne bir şey vardı. Kamunun arazisi vardı. Belediye hazinenin bilmem ne vakfının büyük bir kısmında boşluk alandı. Şimdi orayı yerine bir mahalle olarak dizayn ediyorsunuz. Yıkıyorsunuz. Kalabilecekleri kalıyor. Sonra orayı hamur ediyorsunuz. Bütün arsaları alıyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Ya da arazileri alıp birleştiriyorsunuz. Sonra tekrar parselleri, ada ve parselleri bölüyorsunuz. Yeni mahalleler işte ortada büyükleri, arka tarafta küçükleri, sonra villa bölgeleri bilmem ne. Benim arsam buradaydı. Bana gidiyor şuradan veriyor, buradan veriyor. Ama kabul ediyorum çünkü şöyle. Orası benim tarlamken ediyordu 3 milyon. Şimdi oldu 30 milyon. Üstelik de %40'ını da benden alıyor bu arada. %45'ini alıyor.
%45'ini belediyeye vermeme rağmen arsanın değeri 10 kat artıyor. Helal hoş olsun diyorum, alıyorum. Herkesin razı olduğu bir düzen var böyle bir şeyin içerisinde. Belediye zaten o kanun diyor ki %45'e kadar diyor. Belediye zaten %45'ten başlatıyor. Yani kanunun izin verdiği en üst düzeyden başlatıyor. Ondan sonrasında da yavaş yavaş şimdi %45'i aldım. Kanun diyor ki bunu diyor o bölgenin ihtiyacı olan işte okul, cami, yol, karakol, bilmem muhtarlık binası falan bunun için kullanabilirsin diyor. Ama ben başlıyorum işte belediye olarak burada şey bilmem falanca kuruma kullandırıyorum. O kurumun başka bir yerdeki arsasını alıyorum. Milli eğitimden bilmem nerede arsasını alıyorum. Orada bir tane yer veriyorum. Oradan karım oluyor. Sonra onu özel sektörle entegre ediyorum. Müteahhide veriyorum. Şunu bir şekilde birileri bu işten para çıkarmanın yolunu biliyorlar. Yani hele bu işin esnafları var. Bu işi yıllarca yapmışlar. Onlar zaten o milyarları harcamayı göze alıyorlar. Diyor ki adam ya 5 sene şey değil, belediye başkanlığı görevindeyim. Bütün yolları da bildiğime göre ben bu paranın 5 katını çıkarırım diyor ve yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Sizleri de takip ettiğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Güzel bir program oldu. Böyle hani meselenin bitmeyen yönleri var. Sanki her şeyi biliyoruz, sorunları da biliyoruz, şey biliyoruz gibi ama yerel yönetim mevzusunu da konuşmaya devam etmek lazım. Evet. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza da sağlık.